Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Ben Emre Yiğit, Komtaş Bilgi Yönetiminde teknoloji ve çözümlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak pardon çalışıyorum. Daha öncesinde de farklı finans kuruluşlarında veri ambarı yazılım geliştirme ve teknoloji geliştirme ekiplerinde farklı rollerle görev aldım. Bugün çok değerli konuklarımız var. Bizler bugün aslında Cloud Week etkinliği kapsamında GCP, Google Cloud platformun bizlere sunduğu avantajlar, katkılar nelerdir? Bunlar üzerine konuşacağız. Bu noktada Türkiye Google Cloud platform ofisinden Göktuğ Demir bizlerle. Göktuğ hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Emre. Umarım iyisindir. Bugün sabırsızlıkla senin anlatacağın konu başlıklarını bekliyoruz. Özellikle veri domaininde GCP çok büyük yatırımlar yapıyor ve çok başarılı projelere imza atıyor. Hem globalde hem Türkiye'de. Bu gelişmelerin altında neler var? Bizlere onlardan bahsedebilirsen çok mutlu oluruz. Tabii ki, tabii ki Emre. Ben de çok heyecanlıyım. Herkese de hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım güzel bir gün olur. Sonrasında devam eden etkinliklerle birlikte de güzel bir hafta olur. Ben hızlıca ekranımı paylaşıyor olacağım sunumum için. Yansıdığında haber verirseniz sevinirim. Şu an paylaşımı başlattım. Şu an ekranı görebiliyoruz. Tamam. Sunum moduna daldım. O da geliyordur umarım. Evet. Tamamdır, süper. Herkese merhaba. Göktuğ Demir ben. Google Cloud Türkiye'de Partner Engineer olarak çalışıyorum. Öncelikle hepinize de katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ederim tüm katılımcılara. Dijital dönüşümde aslında yeni bir döneme girdiğimiz, buna da Transformation Cloud ismini verdiğimiz bu yeni dönemde Google Cloud olarak nasıl bir yaklaşım ve bakış açısı sergiliyoruz? Ve kurumlara farklı alanlarda ne gibi faydalar sağlıyoruz? Konuları üzerinde konuşacağım bugün. Şimdi bildiğiniz gibi günümüzde artık baktığımızda kurumların hatırı sayılır bir çoğunluğu uçtan uca bir dönüşüme girmiş durumdalar. Ve bunu yaparken de hedeflerini gerçekleştirmek için cloud teknolojilerini kullanarak core süreçlerin daha verimli hale getirilmeye çalışılmasından tutun, müşterilere daha hızlı ulaşıp daha iyi hizmet vermeye kadar uzanan bir yolculuğa hazırlanıyorlar aslında. Müşterilerimizin Google Cloud'u tercih etmesinin altında yatan üç ana sebep nedir diye özetleyecek olursak eğer, aslında bu sunum üzerinde de gördüğünüz, ilki inovasyon konusundaki liderliğimiz, bu Transformation Cloud altında topladığımız, Data Cloud adını verdiğimiz veri bulutu etrafındaki çözümler, Open Cloud adını verdiğimiz açık platform, Trusted Cloud adını verdiğimiz güvenlik yaklaşımlarımız, Collaboration Cloud adını verdiğimiz işte yer, zaman, cihaz fark etmeden hepimizin bir arada çalışabilmesini sağlayan Collaboration çözümlerimiz. Ve en önemlisi geçtiğimiz 23 senedir teknolojiye yaptığımız yatırımların bir çıktısı olarak bu konudaki liderliğimizi ortaya koyuyoruz. İkincisi, kurumları ve tüketicileri bir araya getirme konusundaki eşsiz kabiliyetimiz, consumer dediğimiz kısım. Çünkü Google olarak son kullanıcıya ulaşan ürünlerde derin bir bilgi birikimimiz var. Ve hepimizin günlük hayatında kullandığı, aslında YouTube, Gmail, Google Search, Google Maps gibi 1 milyardan fazla kullanıcısı olan 9'un üzerinde uygulamayı geliştirmekte ve yönetmekteyiz. Ve burada da ciddi bir know-how var. Bu bilgi birikimini de kendi müşterilerimize aktarıyoruz aslında burada edindiğimiz tecrübelerimizi ve kullandığımız teknolojileri. Üçüncüsü sektörel tecrübe. Her sektörden her ölçekte müşteriyle çalışıyoruz, kurumla çalışıyoruz ve uzun yıllardır alanında hizmet veren ve dönüşen kurumlardan tutun kariyerine yeni başlayan startuplara kadar farklı skalada müşterilerimiz var ve edindiğimiz sektörel deneyimi de müşterilerimizin gelişimine katkıda bulunmak için sonuna kadar kullanıyoruz. Bu az önce saydığım üç nedenden her biri tek başına kurumların dönüşümü için ciddi etkisi olan kavramlar. Ve bu üç kavram bir araya geldiğinde de doğrudan başarıya giden yolu açmış oluyoruz aslında. Ve bu yolda da müşterilerimizin hızla ve engellere takılmadan
güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak Google Cloud olarak bizim misyonumuz diye özetleyebilirim. Şimdi şimdiye kadar cloud projelerinin çoğu bildiğiniz gibi cost optimizasyonu, yani işte, mevcuttaki iş yüklerimizi cloud'a taşıyarak maliyetleri azaltma sebebiyle başladı. Veya kolaborasyon çözümleri kullanarak verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi hedeflerle yapıldı. Bulut bilişim tarafında da geçmişten günümüze neler yaşandı diye bakacak olursak özetle, bunun ilk fazı VM Cloud dönemi dediğimiz, cloud üzerinde sanal sunucuların barındırılmasıydı. Burada kurumlar gerek duydukları iş yüklerini çalıştırabilmek için aslında bir donanım yatırımı yapmaktansa cloud üzerinde başlamanın daha avantajlı olduğunu fark ettiler. Ve böyle de devam ettiler hayatlarına. Genelde startuplar ve yeni kurulan şirketler bu şekilde başladılar aslında bu yolculuğa. İkinci faza, yani infrastructure cloud dediğimiz döneme geldiğimizde ise artık kurumların IT altyapılarını cloud'a taşımaya başladıklarını görüyoruz. Buradaki yaklaşım da daha çok mevcut sunucuları, mevcut depolama alanlarını, mail, takvim, dosya paylaşımı platformlarını olduğu gibi alıp cloud üzerine çalıştırmak şeklinde devam etti aslında. Cloud üzerine migrate edip orada da çalıştırmak şeklinde devam etti. Ve burada artık bir adım daha ileriye gittiğimiz ve hızımızı da artırdığımız bir dönemdeyiz. Bu döneme de Transformation Cloud dönemi ismini veriyoruz. Aslında Transformation Cloud dönemi VM ve Infra Cloud dönemlerini takip eden bir endüstri trendi olarak da adlandırmak mümkün. Burada artık konu sadece hani altyapı seçimi değil. Buradaki hedef bir kurumu geleceği hazırlamak için gerekli stratejileri belirlemek ve kültürü değiştirmek. Tabii hani bu tarz dönüşümler artık sadece lift and shift yöntemleriyle eski altyapının cloud'a sadece maliyet azaltmak için taşınmasıyla limitli değil. Dediğim gibi yeni bir döneme geçmiş olduk. Kurumlar artık maliyetleri azaltmanın ötesine geçmek istiyorlar. Katma değerli projeler yaparak ve aslında rekabet de çok üst seviyede kurumlar arasında. Dolayısıyla rakipler arasında fark yaratabilmek önemli bir sektörde başarılı olabilmek için. Dolayısıyla burada artık hedefler biraz daha maliyetin dışına çıkıp burada daha katma değerli projeler, fark yaratacak işler yapmak üzerine kurgulanmış durumda. Biz de Transformation Cloud dönemi dediğimiz aslında bu dönemdeki amaç, genel olarak baktığımız zaman uygulama ve altyapı modernizasyonunu takiben veriyle ilgili aslında kurum içerisindeki herkesin ilgili verilere erişimini ve bu verilerden de öngörüler elde ederek daha doğru kararlar almasını, bunu da kurum içerisindeki ekipleri bir arada çalıştırarak yapabilmesini ve güvenli bir altyapı üzerinde tabii ki bunları da kurgulayabilmesini sağlamak. Ana amaç bu. Ve biz müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerin bir çıktısı olarak aslında bu Transformation Cloud dediğimiz formu oluşturabilmek için çeşitli ihtiyaçlar belirledik. Ve bu ihtiyaçları da 5 ana başlık altında topluyoruz aslında. Sunumda da görebileceğiniz gibi. Birincisi Data Cloud, veri bulutu dediğimiz kısım. Burada amaç eldeki veriyi nasıl daha efektif kullanarak daha smart çalışabiliriz? Müşterileri nasıl daha iyi anlarız? Rakiplerimizi nasıl daha iyi anlarız? Tedarik zincirimizi, ürünlerimizi nasıl daha iyi ilişkilendirebiliriz? Aslında burada odaklanılmak istenen konu tam olarak bu. İkincisi özgürlük dediğimiz kavram. Yani kurumlar değişen market dinamiklerini yakalamak için aslında gereken özgürlüğe sahip olmak istiyorlar. Hızla değişen gereksinimlere, regülasyonlara uyum sağlamak önemli. Tabii ama bunu sağlayabilmek için de içeride yatan kompleks mimariler var. Bunun yanında modernize edilmeyi bekleyen legacy uygulamalarımız var. İşte bazı kaynaklar on-prem'de konumlanması gerekirken bazı kaynakların da işte ileride edge lokasyonlarda konumlanacağı senaryolar konuşuyor olacağız. Ve bu noktada da her ihtiyaca uygun bir alternatifi sunabilecek özgürlüğe ihtiyaç var. Biz de bu anlamda açık bir platform sunuyoruz müşterilerimize. Üçüncüsü collaboration. Yani artık çalışma koşulları değişti ve etkileşim yöntemleri de değişti. Bu değişimle birlikte de bu kavram çok daha önemli bir hale geldi. Bir kurum içerisindeki aslında çalışanların birbirleriyle, müşterilerle, iş ortaklarıyla aralarındaki etkileşimdeki deneyim bizim de Google Cloud olarak odaklandığımız ve adresleyebildiğimiz konulardan bir tanesi collaboration çözümlerimizde.
Dördüncüsü ve en önemlisi Trusted Cloud dediğimiz, yani güvenilir bulut. Çünkü veriden bahsettik. İnsanların birbirleriyle olan etkileşimlerinden, iletişiminden bahsettik. Artık kurumlar tüm bu sakladıkları verinin, bu veriyi işleyen, üreten sistemlerin, verinin kaynağı olan sistemlerin ve tüm bu iletişimin güvenli hale getirilmesini garanti altına almak istiyorlar. Beşincisi ve tüm bu saydığımız ihtiyaçları karşılarken de artık kurumlar sürdürülebilir altyapılar üzerinden bunu yapmak istiyorlar ki gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilelim. Biz de Google Cloud olarak müşterilerimize alanlarında, çalıştıkları sektörde en iyisi olmaları için destek oluyoruz. Ve bunu sadece en gelişmiş teknolojiyi sunarak değil, kurum içerisindeki kültür değişimini de destekleyerek, ekiplerin bu alanda yetkinliklerinin artırılmasını sağlayarak da yapıyoruz. Bunu yapmak için de aslında müşterilerimize bu sunumda görmüş olduğunuz 5 soruyu cevaplamaları için yardımcı oluyoruz. Birlikte cevaplamaya çalışıyoruz bu soruları. Zaten sunumumun geriye kalan kısmında da bu 5 ana başlıkta neler sunuyoruz, onlara değiniyor olacağım. Şimdi ilk başlıkla başlayacak olursak veriyi anlama ve kullanma konusunda aslında müşterilerimize nasıl yardımcı oluyoruz? Ona değiniyor olacağım bu başlık altında. Şimdi araştırmalara göre 2024 yılına kadar data and AI marketinde 500 milyar dolarlık bir market size öngörülüyor. Ve şu anda da kurumların sadece %24'ünün aslında elimdeki veriden somut, ölçülebilir bir değer çıkartabilmekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla data-driven bir yaklaşım belirlemek birçok kurum için henüz çok zor. Neden diye bakacak olursak, çünkü veri silolar halinde ve dağınık veri kümeleri halinde farklı farklı sistemlerde tutuluyor. Ve bu durumda bütünleşik bir veri stratejisini uygulamayı çok zor hale getiriyor. Biz Google Cloud olarak müşterilerimizin tüm bu veri ilişkili ihtiyaçlarını, zorluklarını adresleyebilmek ve karşılayabilmek için ve bunu yaparken de aslında bu veriyi tabiri caizse tozlu raflardan çıkarıp anlamlı hale getirecek bir çözüm sunuyoruz. Ve buna da çözüm seti sunuyoruz aslında. Ve buna da Data Cloud, yani veri bulutu ismini veriyoruz. Örneklemek gerekirse, örneğin BigQuery dediğimiz çözümümüz sayesinde petabyte scale'de analitik data işleme, verinin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan scale'de, hızda, güvenli ve tutarlı bir şekilde işlenmesi için gerekli tüm altyapı ve kabiliyetleri sunuyoruz müşterilerimize. Bunun yanında Vertex AI platformumuz sayesinde yapay zeka ve makine öğrenmesiyle de bu çalışmaları entegre edip destekleyebiliyoruz. Bu sayede de veriden gerekli insight'ları çıkarabilmek kolay bir hale geliyor. Bir adım ötesinde Looker çözümümüz sayesinde self-service görselleştirme yapılmasına imkan sunuyoruz örneğin. Dolayısıyla hem verinin anlamlı hale getirilmesi, anlamlı hale getirildikten sonra da görselleştirilmesi ve görselleştirdikten sonra da veriye bağlı çeşitli kararlar alınabilmesini sağlama adına uçtan uca farklı çözümlerle müşterilerimizi destekliyoruz. Açık teknoloji desteğimiz sayesinde de sizi herhangi bir teknolojiyle sınırlı tutmadan aslında istediğiniz, aşina olduğunuz teknoloji siteyle bu geliştirmeleri yapmanızı sağlayabiliyoruz. İkinci soruya geçersek aslında burada da teknoloji altyapısı. Gerçekten en iyi veri, makine öğrenmesi ve analitik platformun yanında kurumların mevcut altyapıları modernize etmelerini ve cloud native uygulamalar geliştirmelerini sağlayacak teknolojik altyapıyı da sunuyoruz. Ve böyle bir altyapımız var mı diye hani müşterilerin de burayı irdelemelerini de sağlıyoruz özetle. Biraz önce de bahsettiğim data and AI market size'de 500 milyar dolar beklentisinin de üzerinde bir beklenti var burada. Ve infra ve app modernization tarafında daha da yüksek bir beklenti var. 2025 yılının sonuna kadar 500 milyar dolar üzerinde bir hacme ulaşması bekleniyor buranın. Ve şu anda iş yüklerinin %90'ı hala on-prem sistemler üzerinde çalışıyor. Ve kurumların aslında burada beklentisi de biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden ötürü değişen market koşullarına kolayca adapte olabilecekleri, esnek, scale olabilen bir platforma sahip olup artık hani orayı bir kenara park edip bunun üzerine yeni stratejileri belirlemek şeklinde. Dolayısıyla her sektörün, yani sağlık sektöründen inşaat sektörüne, e-ticarete kadar her endüstri
teknolojiyi aslında stratejilerin merkezine oturtmuş durumdalar ve en geleneksel dediğimiz kurumlar bile artık bu dönüşümün bir parçası olma yönünde adımlar atıyorlar. Peki hani biz bu kurumlara Open Infra Cloud diye tabir ettiğimiz açık bulut altyapımızdan nasıl faydalanmalarını sağlıyoruz diye bakacak olursak, bir kere artık herkes her türden uygulamayı cloud'a nasıl taşıyabileceğini anlamak ve bunun gerçekten yapılabilir olduğundan emin olmak istiyor. Biz de Google Cloud olarak müşterilerimize SAP ortamlarının cloud'a taşınmasından tutun, işte VMware altyapısının konteynerler içerisinde çalışan uygulamaların, Unix sistemler üzerinde koşan legacy uygulamaların cloud'a migration'ına kadar geniş bir perspektifte alternatifler sunuyoruz. Bunun yanında fiyat, fayda ve performans anlamında rakiplerimize fark yaratıyoruz. Örneğin yakın zamanda duyurusu yapılmış olan Tau VM sanal sunucu alternatiflerimiz sayesinde rakiplerimize göre %40 daha iyi bir fiyat performans sunuyoruz örneğin. Ve son olarak da tüm bu altyapıları müşterilerimizin hibrit ve multi cloud ortamlarda çalıştırabilmesi için portföyümüzde geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin Anthos On-Prem Kubernetes platformu sayesinde farklı ortamlarda bulunan platformların yönetimini sağlıyoruz. Hem On-Prem hem Cloud senaryolarını destekliyoruz burada. Multi Cloud senaryolarını destekliyoruz. Ve operasyonel ve yönetimsel işleri de %50 oranında kolaylaştırıyoruz. Ve burada harcanan zamanı, operasyonel maliyetleri de minimuma indirmiş oluyoruz. Çok pardon. Ve çalışanlar aslında bu dönüşümde en önemli role sahipler ve ilk önceliğe sahip olmalılar. Dolayısıyla insanları bir araya getirerek rahat, üretken ve kreatif bir şekilde çalışabilmesini sağlamak bizim Google Workspace ürünlerimizin ana amacı. Bu başlık altında da onlara değiniyor olacağım. Şimdi biliyorsunuz pandemiyle, COVID'le birlikte hayat hepimiz için bir anda değişti ve artık yüz yüze olan etkileşimlerin çoğunu dijitale döndü. Biliyorsunuz şu anda da bunu yaşıyoruz aslında. Bu durumda dijitalde yaşadığımız deneyimin önemini çok daha yukarıya taşıdı. Artık hani farklı bölgelerde, farklı endüstrilerdeki tüm çalışanların herhangi bir lokasyondan, herhangi bir cihazla birbirleriyle paylaşımda bulunabilmesi, birlikte çalışabilmesi bir zorunluluk haline geldi. Ve yapılan araştırmalara göre de önümüzdeki dönemde çalışanların %48'i uzaktan çalışmaya da devam edecekler. Dolayısıyla biz de Google Workspace çözümleriyle çalışanların hibrit düzene tamamen uyumlu bir şekilde, bir arada, verimli bir şekilde çalışabilmelerinin önünü açıyoruz. Tek bir platform üzerinde büyük toplantılar yapıp birlikte ortak bir doküman üzerinde çalışmaya kadar mekan, cihaz fark etmeksizin ortak bir deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz burada. Üzerinde en çok zaman harcadığımız konulardan ve önem verdiğimiz konulardan birisi de security konusu, güvenlik konusu. Burada bazı rakamlar vereceğim. Yapılan araştırmalara göre cyber crime vakalarının getirdiği etkinin 2 ila 10 trilyon dolar arasında olduğu ortaya çıkıyor ve bu rakamı da düşünürsek bu alana verilmesi gereken önemi daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü dijital dünya şu anda çok ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya. Böyle bir dönemdeyiz maalesef. Ve tüm kurumlar da artık security politikalarını gözden geçirmeye ve aksiyonlar almaya devam ediyorlar. İşte çalışanların, müşterilerin verileri ve bu verilere ait transaction'ları belirleyip güvenli hale getirmek kurumlar için artık kaçınılmaz bir hale geldi. Ancak bu konu da çok efor gerektiren ve dedikasyon gerektiren ve maliyetli bir konu. Ama artık hani kurumlar cloud ortamların on-prem ortamlara göre çok daha güvenli olduğunu anlamış durumdalar. Çünkü cloud tarafında yapılan security yatırımlarının tamamını bir kurumun kendi bünyesinde yapmaya çalışması çok ciddi bir maliyet demek. Ve bu cloud tarafında sunulan güvenlik altyapılarını da kullanarak hem çalışanların hem de müşterilerin aslında bu kurum tarafından sunulan servislere çok daha basit bir şekilde erişebilmesi hedefleniyor ve güvenli bir şekilde erişebilmesi hedefleniyor. Şimdi burada da güvenilir bulut adını verdiğimiz yani Trusted Cloud kavramı ortaya çıkıyor ve bu altyapımız sayesinde de müşterilerimizin datasını ve uygulamalarını Zero Trust dediğimiz yaklaşım yani teknoloji siteyinin en uç iki noktası arasında hiçbir bileşene güvenmeme üzerine kurulu bir güvenlik yaklaşımı var Google'da.
Dolayısıyla bu güvenlik yaklaşımı sayesinde tüm veriniz güven altında. Ve olası tehditlere de işte Chronicle, Security Command Center gibi çözümlerimizle ve son yapmış olduğumuz Simplify satın almasıyla gittikçe gücüne güç katan bir altyapıyla meydan okuyoruz aslında buradaki tehditleri. Ve müşterilerimiz de bu alanda hem verisinin hem sistemlerin güvence altında olduğunu garanti ediyoruz. Ve artık 5. soruya geldiğimizde sunumumun da yavaş yavaş sonuna gelirken aslında tüm bu konuştuğumuz hedeflere giderken dünyamızın, doğanın karşı karşıya olduğu riskleri de göz önünde bulundurarak sürdürülebilirlik alanında biz neler yapıyoruz Google olarak, ona da değiniyor olacağım. Şimdi sustainability dediğimiz, yani sürdürülebilirlik dediğimiz kavram bizim için çok kritik ve en üst seviyeden takip edilen ve önem verilen bir konu. IDC, cloud computing'in milyarlarca tonluk karbondioksit emisyonunu engelleyebileceğini öngörüyor. Dolayısıyla burada kurumların aslında alacakları çeşitli aksiyonlarla buradaki karbon salınımını minimize etmek mümkün. Biz de Google Cloud olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda aslında endüstrideki en yeşil, en sürdürülebilir cloud ortamını sunuyoruz. Ve gelecek nesillere de daha temiz bir dünya bırakabilmek için karbon free yaklaşımını benimsiyoruz kendi veri merkezlerimizde ve sistemlerimizde. Ve yakın zamanda da devreye aldığımız bir arayüz sayesinde de müşterilerimizin kendi karbon ayak izlerini Google Cloud Console üzerinden takip edebilmelerini sağlıyoruz. Yani bu tüm konuştuğumuz başlıklar çerçevesinde sunduğumuz faydaların haricinde neden Google Cloud diye bakacak olursak, ilki geliştiricilerden sistem yöneticilerine kadar aslında herkese modern bir kullanıcı deneyimi üzerinde tüm bu konuştuğumuz hizmetleri sunuyoruz. Bir kullanım kolaylığı sunuyoruz aslında ve bu kullanım kolaylığı sayesinde de adaptasyonu hızlandırıyoruz. Adaptasyonun hızlanması ile birlikte de tüm kurum içerisinde bu kültürün hızla yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz aslında. Ve müşterilerimizin %86'sı Google Cloud sayesinde operasyonel verimliliklerini artırdıklarını ve IT harcamalarını optimize ettiklerini belirtiyorlar. Bu anlamda da iddialıyız. Biraz önce sürdürülebilirlik kavramından bahsetmiştik. Bir kez daha yinelemek istiyorum. Operasyonumuzu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yürütüyoruz. Ve Google Cloud olarak aslında her sektörden müşterimize ihtiyaç duydukları alanda destek olacak çözümler sunuyoruz. Biz ve aslında 70 ortaklarımız sayesinde siz müşterilerimizle sürekli iletişim halinde kalıyoruz, beklentilerinizi dinliyoruz ve sizi bir adım öteye taşıyacak çözümleri geliştiriyoruz özetle. Burada önemli olan ihtiyacınızı iyi analiz edecek, planlama, optimizasyon gibi tüm süreçlerde aslında size uçtan uca destek olabilecek ve yol gösterebilecek bir kurumla çalışmak bu dönüşümde kritik bir öneme sahip. Yani özetle yol arkadaşınızı iyi seçerseniz aslında bu dönüşüm ve yolculukta sorunsuz oluyor diye düşünebiliriz. Komtaş da bizim güvendiğimiz, birlikte güzel işler yaptığımız, sadece bu transformasyonu değil, veri alanında ve farklı alanlarda use case'lerden değer çıkarabilen ve sizi de bir adım öteye taşıyabilecek yetkin bir iş ortağımız. Google Cloud ekibi ve yetkin iş ortaklarımızla birlikte aslında hiçbir kurumun hazır olmadığı kadar da bu stratejik dönüşüme hazırız ve bu alanda da kendimize güveniyoruz. Sizlerle de bu alanda çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı da belirterek sunumumu sonlandırmak istiyorum. Dinlediğiniz ve katılımınız için teşekkür ederim. Verimli bir bulut günü ve haftası olmasını dilerim hepinize. Deyip sözü sana bırakıyorum Emre. Teşekkürler Göktuğ anlatımın için. Aslında anlattıklarının özet bir noktasında şeyi söyleyebilirim. Sizlerle beraber çalışırken de bunu çok hissediyoruz. Google Cloud platform aslında sadece bir data center sunmak, yani cloud bir data center sunmak ötesinde aslında bu dönüşümü kurumlarla beraber, yani bir paydaş olarak nasıl beraber yapabiliriz? Buna daha çok odaklanan bir firma. Bunun yanında teknoloji vendorlarıyla beraber paydaşlıklar kurarak aslında bunu nasıl daha smooth halde yapabiliriz'e odaklanan aslında hypervisor'la diye adresleyebiliriz diye anlıyorum ben senin anlatımlarından. Ve bunun için de bir aslında patika ortaya koyuyorsunuz anlatımlarından. Aslında birkaç sorumuz var. Onları çok hızlıca sana sormak istiyorum.
katılımcılarımızdan gelen. Sorulardan biri hangi firmalardaki data engineering ve data science ekipleri Google Cloud platform kullanıyor? Belki çok hızlı referanslarınızdan da yani Türkiye'deki yarattığımız referanslardan da bahsedebilirsen yani Burada firma ismi vermek sizin sektörel olarak belki bahsetmek daha doğru olur. Sonrasında da belki paylaşıyor olabiliriz açık olan referansları. Burada aslında çok farklı endüstrilerden data alanında müşteri referanslarımız olmakla birlikte e-ticaret tarafında aslında verinin sıkça kullanıldığı ve çok önemli olduğu sektörlerde sıkça karşılaşıyoruz. Bunun yanında üretim sektörü gibi bu veriden aslında üretimi destekleyecek modeller oluşturup burada çeşitli optimizasyonlar yapma noktasında çeşitli referanslarımız yine aynı şekilde. Aslında hani tek bir sektöre, tek bir endüstriye odaklanmanın ötesinde veri tüm kurumların kalbinde yer alıyor ve tüm kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak. Bu kaynağı da en iyi şekilde kullanmak günün sonunda bizi başarıya götürüyor. Dolayısıyla hani spesifik sadece şu endüstri için geçerli bir durumdur veriye odaklanmak demek yanlış bir yaklaşım olur düşüncesindeyim. Ama hani genel olarak Türkiye'deki dağılımada bakacak olursak bu saymış olduğum şirketler başta geliyor diye özetleyebilirim. Teşekkürler. Bir sorumuz da cloud güvenliğinde önemli aşamalar nelerdir diye sormuş bir katılımcımız ama ya burası çok geniş bir alan. Yani çünkü GCP cloud güvenliğini sağlayabilmek için hem metodolojik hem altyapısal hem de işletim anında administration anlamında yapılabilecek birçok farklı seçenek sunuyor. Belki sadece bu konu özelinde yani cloud güvenliğinde önemli kriterler nelerdir? Bunu tartıştığımız bir ayrı bir seansta konuşmak çok daha verimli olur. Yani çok büyük yatırımlar ve uygulama anlamında, mimari dizayn anlamında çok büyük çalışmalar var. Bunu ayrı bir session'da şu an çok yüzeysel geçmek istemem açıkçası ben de. Eminim Göktuğ sen de öyle düşünüyorsundur. Ayrı bir Tebrik ederim. seansta daha detaylı konuşabiliriz. Bugün bizlerle İsmet Bigay var. İsmet Komtaş bünyesinde Cloud Engineer ve bizlere aslında şimdi Göktuğ tarafından GCP bakış açısıyla biz aslında Cloud dünyada neler yapabiliriz'i konuştuk. İsmet'le beraber de aslında bunun operasyonel olarak yapıldığı dünyada neler bizi bekliyor, hangi servisleri kullanıyoruz ve bu servisler üzerinde implementasyonu nasıl hayata geçiriyoruz. Sonrasında belki hızlı bir şekilde bir demoyla bunu sizlerle paylaşmak için sözü İsmet sana bırakıyorum. Teşekkürler. Öncelikle katılımınız için çok teşekkürler. Bayağı yüksek bir katılım görüyorum. Göktuğ senin sunumun da çok güzeldi. Çok sağ ol. Ben yaklaşık 7 yıldır Google ekosistemindeyim ve Göktuğ'un az önce söylediği bu partner ekosisteminin en büyük önemini burada görüyoruz. Biz yalnızca iş açısından değil, arkadaş olarak da birlikte çalışıyoruz Google ekibiyle ve bunun da gerçekten çok güzel faydalarını görüyoruz. Yani Google'la çalışmak demek yalnızca teknolojik anlamda değil, oradaki insanlarla da birlikte çalışma demek oluyor. Ve bu konuda gerçekten Google Türkiye'ye de teşekkür ediyorum. Çok samimi ve ekip arkadaşı olarak çalışmanın verdiği çok güzel bir değerle bir teknoloji siteye ortaya koyuyor aslında. Dediğim gibi 7 yıldır aslında Google ekosistemindeyim. İlk Cloud Engineer olarak başlamıştım. Şimdi Cloud Architect ve Comtaş'ta da çözüm geliştirme yöneticisi olarak Emre Yiğit'in takımında çalışıyorum. Bugün sizlere aslında bir sunumla başlayacağım güne. Daha sonra bir demomuz olacak. Ve ardından birazcık serverless mimarilere bakıp sonra da bir demo yapmayı planlıyorum. Çünkü bu kadar sunum yapıyoruz, teorik konuşuyoruz ama hani bu Google Cloud nedir? Nasıl bir arayüzü var? Bilmeyenler için, tabii ki bilen arkadaşlar için bunlar belki tekrar amacıyla olacaktır ama bilmeyenler açısından özellikle hani böyle canlı olarak deneyimlemek, onu hissetmek diyelim. Onu vermeye çalışacağım. Umarım başarılı olur. Ve gerçekten çok teşekkürler katılımınız için arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa Q&A'den yazabilirsiniz.
Her bir section'ın sonunda bunlara cevaplamaya çalışacağız birlikte. Hem zaten Göktuğ da burada, Emre Yiğit de birlikte. Ben bitirdikten sonra sunumumu ve demomu Zekeriya Hoca'ya bırakacağım sözü ve kendisi de aslında eğitim alanında neler yapıyoruz onlarla devam edecek. Öyleyse başlayayım. Aslında ben birazcık daha teknik detaylara ve teknik konulara gireceğim. Bu nedenle Göktuğ'un bu bahsettiği, az önce bahsettiği konuları hem pekiştirip hem de bunların teknik açıdan neler ifade ettiğini de konuşuyor olacağız. Dediğim gibi sorunuz olursa lütfen yazın. Soruları seviyoruz, cevaplamayı da seviyoruz. İnteraktif olmayı seviyoruz kısaca. Öyleyse Google nedir? Google Cloud nedir aslında bu soruyla başlayalım. Teknik açıdan özellikle. Aslında Google hepinizin bildiği bir arama motoru ama bu arama motorunun arkasında aslında büyük bir infrastructure ve networking yatıyor. Ve bu gördüğünüz aslında Göktuğ'un da bahsettiği 9 servis, ana servis olarak karşımıza çıkan bu büyük platformda ve 1 milyardan fazla insana servis veren bu yapıda sizin aynı altyapıdan bir bulut hizmeti aldığınız anlamına geliyor. Aslında Google Cloud burası. Ve Google Cloud yıllar içinde bu search ile başlayan yolculuğunda Maps, işte Android, Google Play, Photos, Gmail, YouTube gibi büyüyerek artık 9 milyar insana uygulama 9 uygulama altında %100 makine öğrenimiyle inova olmuş bir şirket ve bir servisler bütünü. Aslında burada bir platform karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Yalnızca bir cloud hizmeti olarak düşünmeyin bunu lütfen. Tabii ki cloud birkaç tane servisten oluşan cloud hizmetleri de var. Cloud sağlayıcıları da var ama burada kocaman bir platformdan bahsediyoruz. Aslında bu kocaman platformun arka planına baktığınızda da bu search engine'dan gelen yıllar içinde biriktirdikleri datadan gelen bir güç var. Bu data problemlerini aslında Google yıllardır yaşıyor. Ve yıllardır yaşadığı için de bunlara yıllardır çözümler oluşturuyorlar. Ve aslında bu çözümlerin tamamı open source olarak hayatlarına girmiş. Bu en üstte gördüğünüz maddede open source olarak geçildi. Hadoop, işte Apache Hashbase, Crunch, Apache Drill, TensorFlow, Beam gibi aslında hayatınızda olan, belki on-premise'de kullandığınız, işte okulunuzda kullandığınız, bir yerlerde kullandığınız aslında bunlar open source uygulamalar. Ama Google bunu alıyor ve kendi içerisinde ilk başta kullanıp, özellikle bu az önce bahsettiğimiz bu 9 uygulamanın tamamını da kullanıp, bunları geliştirip sorunlarını burada çözüp daha sonra aşağıda gördüğünüz Google Cloud productları olarak son kullanıcılara yani sizlere ya da kurumlara bunları servisler olarak sunuyor. Yani biz şunu söylüyoruz kısaca Google Cloud'a geçtiğinizde aslında yepyeni bir dünyaya geçmiyorsunuz. Zaten hali hazırda bildiğiniz bu open source uygulamaların managed hali. Güzelleştirilmiş, işte sorunları düzeltilmiş, buglarının geliştirilmiş olduğu veya düzeltilmiş olduğu ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Ve open source sürekli bunu tekrarlıyor olacağım ama open source aslında open cloud dünyayı bize açıyor. Ve bununla birlikte Google teknolojisi de karşımıza çıkıyor. Az önce de bahsettiğim gibi aslında Google'da tek bir ürün veya tek bir servise geçiş yapmıyorsunuz. Kocaman bir aslında platforma geçiş yapıyorsunuz ve full stack bir public cloud ortamı burası. Google Cloud. Burada hem work transformasyonunuzda yani iş anlamında iş yerinizde kullanabileceğiniz, kurumlarda kullanabileceğiniz ve size yetenekler kazandırabilecek Google Workspace G Suite başlığı altında ofis uygulamalarından tutun da bir data center'da bulunabilecek
basitçe VM'lerden yani infrastructure servislerinden big data servislerine ve hatta tüm cloud'ları yönetebileceğiniz application platformlarına yani Anthos gibi servislerin tamamına Google Cloud'da ulaşabiliyorsunuz. Google Cloud'da bunlara ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunların tamamını yönetebiliyorsunuz. Yani hibrit cloud'u tamamen destekliyoruz. Biz hiçbir zaman vendor lock'ini sevmeyeceğiz de. Bu nedenle hibrit cloud başından beri, Google Cloud çıktığından beri aslında bu dünyanın bir parçası. Diyoruz ki hiçbir zaman vendor lock'in değilsiniz. İstediğiniz zaman verinizi alıp çıkabilirsiniz veya başka bulutla birleşebilirsiniz. Farklı yükleriniz varsa on-premise ile birleşebilirsiniz. Bunun verdiği güç tabii ki open source'dan geliyor ve bununla birlikte open API'lara da erişimimiz oluyor. Yani burada kuracağınız herhangi bir uygulama, geliştirdiğiniz herhangi bir uygulama veya bir servisin mutlaka bir API çıktısı olur ve bunu kolaylıkla başka bir yerdeki uygulamanıza bağlayabileceğinizi söyleyebiliriz. Ve partner ekosistemi burada çok önemli. Partner ekosistemi de üçüncü parti yazılımların tek bir yerde buluşması aslında. Google Cloud Marketplace'ten de tek tıkla daha önceden hazırlanmış paketlerle bu open source uygulamaları birleştirip tek bir yerde bunların tamamına erişip kullanabileceğiniz bir platform aslında. Yine open source uygulamaların en büyüklerinden Android, TensorFlow ve Kubernetes. Yani bunların hepsi Google'dan geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Google böyle bir yer aslında. Böyle öncülükler yapıyor. Bu gibi uygulamaları dünyaya sunuyor. Bunun amacı ne? Çünkü birlikte büyüyelim. Burada görüyorsunuz partners, customers and developers. Yani Kubernetes mesela veya Android, herkes bir katkıda bulunuyor. Bu katkıda bulunmayla birlikte de aslında buradaki platform da büyüyor. Ve daha verimli, daha sorunsuz uygulamalar aslında karşımıza çıkıyor. Tabii burası birazcık open source tabanlı girdim ama birazcık da network altyapısından da bahsetmek lazım teknik detaylar arasında. Google Cloud şu anda 24 region'da aktif olarak varlık gösteriyor. Region'dan kastım bölge, dünya üzerinde, global olarak. Ve bu bölgeler gittikçe büyüyor tabii ki. Ve gördüğünüz gibi bir kablolama yapısı var. Yani dünyanın her yerinde uçtan uca bir kablolama görüyoruz. Ve bu kablolamanın tamamı Google'un kendisine ait. Kendisine ait olması nedir? Tamamen Google tarafından yönetilen demek oluyor. Böylece network paketlerinizde, network'e girdiğiniz anda paketlerinizde herhangi bir kayıp veya işte bir sorun çıktığında, bir yerde bir problem çıktığında başka üçüncü parti, işte network işlerini yapan kişiler olmadığı için, çünkü bunların tamamı Google'ın aslında çalışanları, buraya dahil olan ve bunları yöneten kişiler. Bu nedenle sorunlar daha hızlı halloluyor diyebiliriz mesela. Ya da bir sorunun tespiti daha hızlı olabiliyor. Ve gördüğünüz gibi aslında burada latency de gerçekten çok düşük ve tamamen Google yönetiminde. Diğer cloud provider'lara bakıyoruz. Genelde başka firmalarla anlaşılmış. Çeşitli POP noktalarından geçen daha latency'si yüksek trafikler. Bu aslında burada anlatmak istediğim ne kadar open source teknolojilerde teknoloji olarak veya yazılım olarak güçlü olsa da aslında network alanında da çok güçlü. Ki bir cloud vendor'a geçtiğinizde network kalitesi gerçekten çok çok büyük bir faktör, tercih nedeni. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Google.com'u düşünün veya YouTube.com'u düşünün örneğin. Herhangi bir latency hissediyor musunuz diyelim? Hayır. Aynı şekilde Google Cloud'un, hem Google Cloud'un kendisine erişirken hem de Google Cloud üzerinde herhangi bir yazılım koştururken veya bir servis kullanırken aynı hizmet kalitesini
aldığımızı aslında söyleyebiliyoruz. Tabii bu şu slide da çok güzel. Yani hani google.com aynı altyapı diyoruz. Ve bu aynı Google Data Center üstünden geçiyor aslında trafikler. Ve gördüğünüz gibi toplam internet trafiğine bakıyoruz. 200 terabit per second. Yalnızca tek bir Google Data Center'ından geçen trafiğe bakıyoruz. 1300 terabit per second. Yani burada gerçekten çok yüksek bir yük var. Ve buradaki data center'ların network kalitesi bu yükün üstünden gerçekten çok başarılı bir şekilde geliyor aslında. Biraz da güvenlik ve gizlilik aslında önemli. Onlara da bir küçükçe bir değinmek istedim. Özellikle gizlilik, hani günümüzün en büyük konularından birisi. Ve Google'da da tabii ki gizlilik en önemli faktörlerden birisi. Özellikle diyoruz ki sizin datanız bu, Google'un datası değil. Google datanızı hiçbir zaman üçüncü partilere satmaz veya paylaşmaz. Ve her zaman datanız encrypted olarak, yani şifreli olarak ve bu şifreleme taşımada bile, yani network'ün içerisine girdiği anda taşınabilir bir şekilde şifreli olarak network'e dahil oluyor. Ve hiçbir zaman da hükümetlere özellikle arka plan da bir erişim açmıyor Google, biliyorsunuz arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek gerekiyor ki Google her zaman uluslararası standartları benimseyip bu konuda sürekli kendini train edip geliştirip sürekli bir kendisine atak yapma modunda. Hani biliyorsunuz şey vardır, Google hacklenemez diye bir çok büyük bir şey var. Genelde dolaşıyor. Birazdan onda da bahsedeceğim ama hani bunun en büyük nedeni neden yani bu kadar güvenlikli? Çünkü burada gördüğünüz gibi her bir katmanda aslında bir ayrı bir güvenlik katmanı var. Göktuğ'un da bahsettiği zero trust security aslında. Yani kendinden önceki katmanın hiçbirine güvenme olarak çevirebiliriz. Burada gördüğünüz gerek donanım olsun, gerek donanımdan sonra boot edilen sistem veya içerisindeki operating sistem olsun, storage, network, application, neresi olursa olsun, bunların tamamının ve her biri ayrı ayrı şekilde korunup hiçbirinin birbirinden direkt bir layer'dan, yani bir seviyeden diğerine geçişte güvenlik hiçbir zaman aksamıyor. Her zaman söylüyoruz. Bu standart Google'da encryption, özellikle TLS bağlantısı Google tarafında her zaman aktif. Varsayılan olarak aktif. Siz açmasanız da aktif olarak geliyor. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü güvenliğin bu şekilde sizin için önceden tasarlanıp yönetiliyor olması çok büyük bir avantaj. Ve her bir data, aslında network'ün içerisine giren her bir data da üç ayrı parçaya bölünüp her bir parça tekrar bir key ile sarılıp daha sonra keyler de kendi içerisinde chunk olup bu şekilde Google'un storage katmanında ayrılıyor ve bu şekilde bir tutma yöntemi var. Bu aslında kısaca şu demek oluyor, birazcık daha basite indirgersek. Buradaki şu gördüğünüz katmanlardan herhangi birinde bir veri kaybı veya işte bir sağlıyorum çalınma durumu olduğunda bu veri anlamsız hale geliyor. Yani bu veriyi ele geçen hiçbir şekilde içini açamıyor. Açsa bile anlamsız şeyler karşısına çıkıyor. Ek olarak, yani bu encryption haricinde bir de Google'da Titan Key'i adı verdiğimiz Google tarafındaki her bir donanım katmanının içerisinde bulunması zorunlu olan bir çip var. Bu çip olmazsa hiçbir şekilde data center'da bu işte sunucu diyelim, sunucular çalışmıyor veya bu çipe sahip olması gereken donanım çalışmıyor. Bu çip, biliyorsunuz, Google dünyadaki en büyük ikinci veya üçüncü donanım üreticisi. Neden donanım üreticisi? Çünkü kendi donanımını
kendisi üretiyor ve ürettiği donanımın içerisinde mutlaka bu Titan çiplerini de yerleştiriyor. Ve hani bu tamamen kapalı kutu bir donanım. Hiçbir şekilde dışarıya satılan veya dışarıdan alınabilen bir donanım değil. Tamamen kendi içerisinde kullanılan özel donanımlar. Ve gerçekten hani performans anlamında baktığınızda bu donanımlar sayesinde Google'daki performans eşsizdir diyebiliriz. Kısaca baktığımızda hani bu özetlemek gerekirse güvenlik katmanını siz kendi endpointinizden yani bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan fark etmez bir yerden girdiğiniz anda yani girmeye çalıştığınızda network'e kablolama kendi kablolama altyapısından veri geçtikten sonra encrypt edilip Titan çiplerinden geçip daha sonra artık güvenli bir şekilde donanımın içerisine gidiyor verimiz. Bu şekilde bir aslında yol var. Az önce bahsettiğimiz bu Google hacklenemez veya Google'u hacklediler vesaire gibi haberler duyuyoruz, görüyoruz işte çıkıyor. Aslında bunlar neden çıkıyor? Google'un kendisinin böyle bir programı var. Beni hackle diyor aslında Google. Bug bounty program veya penetration testing. Yani şu an bu açık. İnternette de bakabilirsiniz. Yani Google'u hacklemeye çalışabilirsiniz kısaca. Eğer açık bulursanız zaten bug bounty programdan ödüller alabiliyorsunuz. Veya penetration testlerini yapabiliyorsunuz vesaire. Ve bunun da aslında bu programın dünyaya da katkısı var. Yalnızca Google'a değil. Çünkü hani open source, paylaşmayı seven bir yer burası. Arkadaşlar kendine saklamıyor her şeyi. Bu nedenle de bu Meltdown ve Spectre olaylarını hatırlarsanız aslında Google Zero projelerinden bulundu bu açıklar. Ve yani tüm dünya çapındaki tüm donanımlardaki açıklar kapatıldı. Hani bunun da gerçekten çok büyük faydalarının olduğunu görebiliyoruz dünya açısından. Aslında altyapısal olarak network, security ve biraz da infrastructure olarak baktığımızda Google bu şekilde. Yani Google Cloud aslında böyle bir yer. Google böyle bir yer. Böyle yaklaşıyor teknolojiye ve dünyaya. Peki Google Cloud'u neden seçmelisiniz? Çünkü yani artık yüzlerce cloud sağlayıcı var. Ama neden Google Cloud? Aslında kısaca bunun cevabı çok basit. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Ve yaptıkları bu işten öğrendikleri çok fazla sonuç var. Ve geliştirdikleri çok fazla aslında çözüm var Google Cloud'un. Çünkü yani hani deneyimle öğrenmek denilen kavram vardır ya burada onun önemini görebiliyoruz. Gerçekten deneyim çok önemli. Teorik olarak bir şey bilebilirsiniz ama bunu deneyimlemediğiniz sürece göremiyorsunuz. Yani şey en basitinden kendiniz de mutlaka buna katılırsınız. Deneyim önemli. Ve birazcık daha açmak gerekirse aslında neyi deneyimliyorlar? Özellikle Google veya müşteriler veya siz diyelim. Bunları burada gördüğünüz her şeyi aslında deneyimliyorsunuz veya siz de tecrübe ettiniz. Ya artık data artıyor, datanın volümü artıyor. Burada infrastructure'ı yönetmek zorlaşıyor. Ve bu data artık bir noktadan sonra o kadar fazla data var ki bunları anlamlandıramıyorsunuz veya bir yere oturtamıyorsunuz ve karmaşık çorba bir hale dönüyor. Ve dünyada gelişiyor bu arada ve artık real time olarak data gelmeye başlıyor size. Ve real time olarak gelen datayı da artık aktif olarak kullanmak, bunlardan insight'lar çıkarmak ya yani anlamlandırmak zorlaşıyor. Ve zorlaştığı gibi de aslında gerek AI olsun, gerek ML olsun, gerek Big Data olsun bunlar için deneyimlemiş birileri, bunları anlamlandıracak birileri lazım. Yani skill, yetenek lazım bunları anlamlandırmak için. Ve Google Cloud'un özellikle customer trendlerine yani müşterilerin davranışlarına baktığımızda burada neden
Google Cloud ve Google Cloud burada nerelere yatırım yapıyor dediğimizde, bu az önce saydıklarıma ek olarak geldiğinizde artık multi cloud'a geçmek istiyor müşteriler. Hybrid cloud kullanmak istiyorlar ya da artık hükümetler de çok büyük compliance kuralları koyuyor. Çok fazla regülasyonlar geliyor. Bunlara da uyumlu olmak lazım. Hani yalnızca buradakileri düşünün. Bir burası var. Bunlar datanız üstündeki sorunlar aslında. Bir de bunların yönetimsel sorunları da var. Artık bu elinizdeki datanın data lake olarak veya warehouse olarak bir kullanım olarak veya eskiye yönelik de olsun bir uyumluluk sorunları artık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve dünya değişiyor. Analitik dünya değişiyor ve advanced analitikler ortaya çıkmaya başlıyor. Big data dediğimiz kavram artık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bunlarla birlikte de aslında yazılımlar gelişiyor. Ve böyle hani çığ gibi büyüyen sorunlar, işte problemler veya ihtiyaçlar da diyebiliriz bunlara. Ve aslında Google Cloud'da diyoruz ki biz bunların tamamına aslında çözüm buluyoruz. Kısaca bu kadar. Nasıl? Öncelikle diyoruz ki zaten bizim üstümüzde mesh built-in gelen, yani kendinden enable olmuş machine learning veya AI çalışabileceğiniz hazır algoritmalar var. Hepsi bunların API olarak açık. Tak çalıştır, kullan. Herhangi bir geliştirme yapmana da bazen gerek kalmıyor. Tabii spesifik olarak geliştirme yapma ihtiyacınız olabilir ama buradaki asıl amaç zaten hazır API'ları kullanıp kolay bir şekilde işinizi halledip çıkmak. Tabii ki her zaman geliştirme yapabilirsiniz. Burada herhangi bir sorun yok. Ama önemli olan hayatı basitleştirmek, simplify etmek. Hayatı basitleştirmekten yalnızca yazılım anlamında değil, altyapı olarak da basitleştirmek lazım. Altyapıya da geldiğinde kostları da basitleştirmek gerekiyor. Bu nedenle Google Cloud'da diyoruz ki aslında bunların hepsi şu sayfada gördüğünüz kadar basit. Yani aslında bu ekran her şeyi anlatıyor. Çünkü google.com'a girdiğinizde bu basitliği düşünün. Veya basitlikten öte sadeleştirilmişlik diyelim. Sade arayüz, her şey basit. İki tane buton var, bir tane arama butonu var. Ve bu basitliği artık gördüğünüz tüm arama motorlarının tamamında görüyoruz. Yani arama motoru olarak düşünmeyin. Herhangi bir web sitesine girdiğinizde, ya bu arama engine olmak, arama motoru sayfası olmak zorunda değil. Bir e-ticaret sitesi olsun veya bir haber sitesi olsun, hepsi artık bu yapıya geçti. Çünkü yalınlık önemli hayatımızda. Ve Google'da da her zaman yalınlığa koşuyoruz. Şimdi burası, buraya kadar bahsettiklerim hep altyapı anlamındaydı belki. Altyapıyı yalınlaştırdık. Bu altyapının ucunda aslında Google.com hayatımızda çok 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 büyük bir yenilik daha getirdi. O da aslında serverless mimariler arkadaşlar. Aslında Google bunu yıllardır kullanıyordu. Yani Kubernetes'i düşünün mesela. Aslında Kubernetes yıllardır Google.com'un içerisinde var. Mikroservis mimarisi. Yani Google geçmiş buna. Hani biz belki yeni duyuyorsunuz ya da yıllardır kullanıyorsunuz ama Google bunu yıllardır kullanıyor. Yani belki T anında başlangıçtan beri kullanıyordu. Ve serverless mimariyi benimsemek demek aslında cloud'un başlangıcı demek. Çünkü iki tane data center'a sunucu kurarsınız ve bunu açarsınız müşterilerinize ve bir cloud ortamı yarattım diyebilirsiniz. Ama serverless hizmet vermek demek apayrı bir olay aslında. Ve serverless hizmete baktığınızda bu altyapının hiçbiriyle ilgilenmiyorsunuz. Sizin için artık altyapı önemli değil. Yani invisible, görünmez. Serverless'ın en büyük kurallarından birisi. İkincisi, otomatik scale olması. Yani bir düşünün, hani scaling yaklaşık bir 2-3 seneye kadar yoktu bile. Hani bilmiyordunuz belki de. Yeni geldi hayatınıza belki. Ama aslında yıllardır yapılıyor bu
scale olma. Ve serverless mimarilerin en büyük zaten amacı otomatik scale olmak. Ve özellikle cloud provider'a geçtiğinizde cost optimizasyonuna ihtiyacınız var. Ve cost optimizasyonu nasıl yaparsınız? Kullanmadığınızı ödemeyerek. Bunun için de en önemli burada gördüğünüz madde aslında kullanmadığın CPU'yu ödeme. Orada eğer bir atıl infrastructure CPU, RAM, disk neyse işte varsa hop kapansın ve ihtiyacı olduğunda büyüsün, küçülsün. Siz kullandığınız kadar öde modeliyle devam edin ve hayat böyle güzelleşsin aslında diyoruz. Yani serverless nedir? Sunucuları yönetmediğiniz, tamamen güvenliğin başkası tarafından yönetilen, sizin güvenliğini yönetmediğiniz, kullandığın kadar öde, servis bazlı olarak çalışan ve open source, yani API ile erişebildiğiniz veya bir GUI ile erişebildiğiniz bir yapı aslında. Peki bunu neden anlattım? Aslında biz Komtaş olarak biliyorsunuz daha çok data konularına odaklanıyoruz. Tabii ki ben yıllardır infrastructure işi yaptım ama burada data işine girdiğimde de aslında apayrı bir dünya ve çok daha gelecek vadeden bir dünya olduğunu görebiliyoruz. Ve Google'un da ben genelde infrastructure işlerini ve infrastructure servislerini kullanıyordum. Ama Google'da da baktığımızda full stack bir serverless mimari ortamı var ve data servislerinin neredeyse tamamı aslında serverless. Ve serverless olmasının en büyük faydalarından, size getirecek en büyük faydalarından, bu gördüğünüz aslında şu an herkesin sorun çektiği işte özellikle big data ortamlarından bahsediyorum. Burada bunların programlamasını yapmak, resource'unu, kaynağını planlamak, işte buna güncelleme basmak veya işte içerisinden deployment çıkarmak ve konfigürasyon yapmak gibi böyle burada gördüğünüz bu paydadaki her bir maddeyi düşünün. Ve bunu serverless data mimarilerine geçtiğinizi düşünün. Şu gördüğünüz küçük paydaş aslında. Siz yalnızca analizinizi ve insight'ınızı yapıyorsunuz. Belki çok küçük programlama gerekiyor. Hani programlama mecburen gerekiyor. Çünkü datayı kendinize göre çevirmeniz lazım. Geri kalan her şeyi otomatize ediyorsunuz. Aslında serverless data analitiği Google'da özellikle bu şekilde basit. Ve bu serverless mimarilerin en büyük oyuncularından bir tanesi de ve özellikle Google tarafında yani bu big data'nın kalbinde oturan serverless servislerden birisi BigQuery. BigQuery mutlaka duymuşsunuzdur. Eminim çok çok az arkadaş vardır duymayan. BigQuery aslında Google Cloud'un enterprise yani kurumsal alanda en büyük data warehouse çözümlerinden bir tanesi. Neden bu kadar büyük? Çünkü kendisi büyük bir ortam. Yani petabaytlar scale'inde size alan verebilecek bir aslında managed service, serverless bir hizmet. ve tamamen hani managed diyoruz. Managed olması ne anlama geliyor? Tamamen şifreli. Tamamen serverless yani scale olabilen high available yani yüksek ölçeklenebilir BigQuery'nin çöktüğünü yani görmedim ben hani kaç yıldır çalışıyorum BigQuery ile hiç görmedim. Bu arada küçük network kesintilerinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Çünkü network kesintisi yalnızca Google'a bağlı değil. Sizin ISP'den de aldığınız hizmetle de ilgili veya ülkece internet çıkışımızla da alakalı olabiliyor. Ama burada bahsettiğim bu hizmet kesintisi olmuyor dediğim kısım özellikle bu platform özelindeki bu servisin çalışma SLA'inden bahsediyorum. Çünkü bu servisinde zaten SLA %99.9 gibi çok yüksek bir SLA var. O da yılda 4 saate falan denk geliyor sanırım. 4 ya da 5 saate. Hani yani düşünsenize yılda yalnızca 4 saat
kesinti yaparım belki diyor. Çünkü üstüne de çıkarsa zaten bunun da şeylerini karşılığını verebiliyor ama görmedim yani. Hiç kesildiğini görmedim. Hani yıllardır. Ama garanti veriyor sonuçta. Ve şey BigQuery'nin tabii ki bunlar yanında en büyük size kattığı değerlerden birisi real time olarak çalışabilmesi. Burada hem real time hem bulk olarak datanızı atıp üzerinden insight'lar, işte raporlamalar, sorgular, bunun gibi işlemlerin tamamını yapabilirsiniz kısaca. Kendi içerisinde hani Google'ın diyoruz en büyük özelliklerinden birisi machine learning ile çalışması. BigQuery'de de machine learning çalıştırabiliyorsunuz. Kendi içerisinde de BI engine'i var. Özellikle BI tool'larına yani raporlama araçlarına, business intelligence araçlarına özel yönelik seçenekleri de, özellikleri de var. Ve bu yapının getirdiği en büyük belki flexibility yani buradaki size getirdiği fayda serverless mimariden geliyor. Serverless mimariler aslında gördüğünüz gibi bir mimari. BigQuery'de bunların arasında bulunuyor. Aslında ben serverless dediğimde benzer mimariler hepsi. Bu BigQuery'ye şu an böyle çok odaklanıyorum ama bunu şey olarak düşünün lütfen. Genel olarak serverless mimarilerin tamamı zaten böyle çalışıyor. Ama burada en büyük oyuncu BigQuery olduğu için BigQuery'den girdim ben. Ve Google'un da gerçekten en büyük hani dünyaya verdiği en büyük faydalardan şey servislerden birisi. Ve gördüğünüz gibi burada mimariye baktığımızda storage yani depolama alanı computing kaynağından yani işlemci kaynaklarından ayrılmış. Ve aralarında petabitlik bir bağlantı var. Petabitlik bağlantı demek şu anlama geliyor. Bu iki ortam sanki aynı ortamın içerisindeymiş gibi bu kadar düşük latency ve bu kadar hızlı bir bağlantıyla birlikte çalışabiliyor. Bu nedenle siz sanki bunlar şöyle düşünün en basit anlatmak gerekirse sanki tek bir rack'in içerisinde veya bir sunucunun içinde hem CPU'su var hem diski var. Ve bunların hepsi birlikte çalışıyormuş gibi düşünebilirsiniz ama bunların hepsi birbirinden ayrı. Bunu yapabilmesinin de en büyük aslında bu faydayı getiren en büyük teknoloji de Dremel adı verdiğimiz teknoloji. Dremel burada high availability getiriyor. Buradaki nodlardan herhangi birisi düşerse diğer nodlar kaldığı yerden devam ediyor. Böylece aslında bu SLA'yı verebiliyor. Hatta SLA'ya bakın %99.9999 diye giden bir böyle bir SLA'yı var. Güzel bir SLA'yı var. Peki o zaman basitleştirmek gerekirse bunu yalınlaştırmak diyeyim. Yalınlaştırmak gerekirse burası bir serverless ortam. Herhangi bir kurulum yapmıyorsunuz. Girdiğinizde burası açık. Zaten scale olabiliyor ihtiyacınız anında. Herhangi bir siz node eklemiyorsunuz. Node eklemek yok. Veya bunu yönetmek yok. Güvenliğini yönetmek yok. Backup'ını almak yok. Ya her şey otomatik. Hani bu BigQuery Google Cloud'da görebileceğiniz en büyük örnek. O yüzden buraya girdim. Tekrar ediyorum. BigQuery ile girdim. Çünkü serverless mimarilerin veya managed mimarilerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Aslında BigQuery. Şimdi birazdan geçeceğim demoda da bu gördüğünüz aslında topoloji demeyelim ama buradaki servislerin bir bütününe değineceğim kısaca. Ve bir size demo üzerinde de bir buradaki pipeline'ı göster. Pipeline diyelim buna. Bu pipeline'ı gösteriyor olacağım. O yüzden burası birazcık teorik kalabilir ama birazdan örnek olarak demo üstüne canlı olarak gösterdiğimde burası daha anlaşılır olacaktır aslında ne anlatmak istediği bununla. Burada da diyorum ki kısaca
Burası öyle bir platform ki, hani platform en başında da sonun en başında demiştim hatırlarsanız, size tek bir ürün veya tek bir servis vermiyoruz. Kocaman bir platforma geliyorsunuz aslında. Bu nedenle bu platform içerisinde başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ya ekstra bir şeyler kurmanıza veya dışarıdan bir şeyler eklemenize, satın almanıza, işte konfigüre etmenize hiçbir şeye gerek yok. Her şey burada. Bunu da şöyle anlatıyorum. Diyorum ki sizin kaynağınız ne olursa olsun, kaynaktan gelen datanız veya bu bir makine datası olur, sensörler olur. Bunlar hani IoT açısından. Veya bir web sitesi yürütüyorsunuz, web sitenizde clickstream datalarını topluyorsunuz diyelim. Veya sosyal medyanız var, buradan gelen dataları topluyorsunuz. Ya da bunların hepsini geçtik. Herhangi bir şekilde şirketinizde Excel dosyalarınız var. Hani en basitinden düşünelim. Üçüncü parti data olarak düşündük. Veya bir database'iniz var, buradan datalar geliyor. Önemli değil nereden geldiği datanın. Biz bu datayı alıyoruz. Burada çeşitli zaten tool'larımız var. Her şekilde datayı alabiliriz kısaca diyoruz. Ve bu dataları eğer datanın proses edilmesi gerekiyorsa, data üstünde işte çeşitli işlemler yapılması, ne bileyim sadeleştirme, yalınlaştırma, değiştirme, bunun gibi çeşitli ihtiyaçlarınız olabilir. Bunları ETL'e, process'e sokuyoruz. Daha sonra bunları bir data lake'te veya data warehouse ortamında tutuyoruz ki burada BigQuery gördüğünüz gibi hem data lake'te hem de data warehouse'ta, yani storage katmanında da var, analiz katmanında da var. Tuttuktan sonra çeşitli araçlara, entegrasyonlarla veya platform üzerinde, hani bu tamamen size kalmış, bunları kullanıyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Ve bunların tamamını orkestra edebiliyoruz. Yani otomatize edebiliyoruz kısaca. Siz bir kere bu pipeline'ı kurduğunuzda bunlar istediğiniz şekilde, istediğiniz saatte, istediğiniz sıklıkta çalışabiliyor. Bunları isterseniz kataloglayabiliyorsunuz. Ve bunların tamamını otomatik bir şekilde büyük bir şekilde aslında bu data analitik platformunda size sunuyoruz. Birazdan da zaten bu bahsettiğim aslında pipeline'ın tamamını gösteriyor olacağım size. Burayla ilgili sorunuz varsa arkadaşlar lütfen chat kısmına yazın. Emre, sanki sen... Aynen. Ben seni bir soluklandırmak istedim. Buyur abi. Bir süre konuşturduk seni. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaşıyorsun aslında. Ya buradaki serverless yapıdaki servislerin çokluğu, aslında şu resmin üzerinde de bir data domainini düşündüğümüz zaman aslında bir cloud platformda beklenti, bizim normal data center'ımızda yaptığımız, on-premise'de yaptığımız işlerin birçoğunu aslında administration anlamda veya buradaki yapacağımız çalışmaları çok daha hızlı, initial bir şekilde yapabileceğimiz anlamda bize servisler sunması. Göktuğ'un da bir önceki aslında transformation area olarak adlandırdığı kısımda, yani biz bu servisleri tabii ki VM'ler kurarak da, örneğin cloud bir platformda birçok servisi hayata geçirebilirdik. Ama senin anlatımlarından da anladım. Buradaki aslında servislerin serverless olması bizim yönetişim maliyetlerimizi aşağıya çekmesi için çok önemli bir nokta. Veya burada herhangi bir use case örneğin hayata geçirmek istiyoruz. İş birimleri tarafından belirtilmiş bir use case üzerinden deneyip bunun gerçekten değer üretip üretmeyeceğini anlamak istediğimiz noktalarda da dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bunlara ulaşabiliyor olmak çok değerli bir nokta olarak geliyor bana. Ve bunları uçtan uca data domaininde baktığımız zaman, yani veriyi capture etmekten tutun, sonrasında bunun bir BI raporu üzerinde değerinin net bir şekilde ortaya konmasına kadar geçen sürecin her anında serverless bir şekilde sunabilen ve bunu dilediğim zaman open cloud bakış açısıyla on-prem'ime de yansıtabileceğim. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse, üretim sektöründe bir firmayım,
PLC cihazlarımdan veri topluyorum ve bunu stream bir şekilde işleyip bir storage katmanında, örneğin BigQuery'de store ediyorum ve görselleştiriyorum. Şimdi böyle bir kurgunun içerisinde tüm servisleri kurmak on-prem'de belki aylarımı alacaktı. Ama bir cloud platform üzerinde, GCP üzerinde tüm uçtan uca yapıyı dakikalar içerisinde prototipleyebilir hale bile gelebilirim. Sonrasında bunu prototipimi enterprise bir şekilde çözüm haline de getirebilirim. Aslında bunu anlatıyorsun ve bu çok değerli bir nokta kesinlikle. Diyerek sözü tekrar sana bırakayım. Aynen. Birazdan zaten demoda da yapacağım. Bunun ne kadar basit olduğu ve hani yani dakikalar bir saat içerisinde. Hani çünkü bazen ben çok saniye diyorum ama çünkü bizim için saniye bazında geçmiş oluyor. Ama gerçekten her şeyin çok kolay olduğunu söyleyebilirim burada. Siz de göreceksiniz zaten ne kadar basit ve basite indirgenebileceğini. Birazdan bu servislerin bazılarını kullanacağız. Servislerin ismini söyleyeyim. PubSub bizim Kafka topiğimiz olacak. Burada Capture'dan aslında servisimiz olacak. Bu arada bu servislerin tamamı serverless servisler arkadaşlar. Herhangi bir kurulum yapmadım, kod yazmadım bu servislerde. Bir processor'ımız olacak. Bu datayı alacak, işleyecek. Ve bu datayı BigQuery'ye yazacak. Yazdıktan sonra da bir BI aracım olacak, Data Studio. Data Studio da aslında analiz için BigQuery'ye sorgu atıyor olacak. Böyle bir pipeline dizaynı nasıl yapılıyor? Birazdan onu anlatıyor olacağım. Bunun tamamı Emre'nin de dediği gibi gerçekten çok minimize edilmiş kostlarla yapılabilir bir seviyede. Ya buradaki bazı servislerin bazıları ücretsiz de diyebiliriz hatta. Bu nedenle özellikle cost düşürmek, cost optimizasyonu yapmak için serverless mimariler çok çok değer katıyor bize. Zaten hani bunu üstüne basa basa tekrar söylüyoruz. Serverless, pay as you go, kullandığın kadar öde, atıl kaynağı para ödeme. Zaten amacımız bu. Yani mümkün olduğunca costları düşürmek. Demoya geçmeden önce bir iki slide daha var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Biz birazcık Big Data platformuna baktık. Tabii ki burada data özelinde de yani data management, database bunlar için de tabii ki ayrı servisler var. Bu servislerin de yine tamamı managed, serverless olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle NoSQL servislerinde. Yine relational database'lere baktığımızda managed olarak karşımıza çıkan servisler var. Ve biz her zaman Google Cloud'da şunu söylüyoruz. Mesela ben infrastructure'dan gelen bir insanım açıkçası. Hani data engineer değilim veya data analyst olmadım hiçbir zaman. Data science hiç değilim. Ama bu servislerin tamamını kolaylıkla kullanabiliyorum. Niye? Çünkü burada bu platformun zaten en büyük amacı başta zaten burada gördüğünüz profillerin tamamına hizmet verebilmek. Bu bir. İkincisi de mümkün olan her şeyi hani basitleştirmek, yalınlaştırmak ya amaç. Bu nedenle yalın bir halde size verip herkesin aslında kullanımını açmak. Şimdi burada geliştiricileri görüyorsunuz, data engineer'i görüyorsunuz, işte business kullanıcılarını görüyorsunuz. Nedir bu kurumlarınızda bu raporlara yalnızca klik yapıp böyle tıklayıp bakan kişi profilleri düşünün. Veya hepsini geçtim. Yalnızca güvenlik açısından bir güvenlik uzmanı da buradaki datayı inceleyebiliyor. Ve gördüğünüz gibi burada aslında bu platformun tamamında bu kullanıcıların hepsine biz destek verebiliyoruz ve bir çözüm verebiliyoruz. Birazcık daha karmaşık veya karmaşık de sofistike hale getirelim. Daha güzel bir adı olsun. Gördüğünüz gibi uçtan uca endüstriyel bazda olsun. Neresi olursa olsun, hangi endüstride olursanız olsun her türlü teknoloji, her türlü endüstriye özel teknolojimiz var zaten. Ama şunu unutmayın lütfen. Burada demek istediğim tek bir şey var. Bunların tamamı yalın bir şekilde ve hani Google
hızlıca karşınıza çıkacak. Google'un zaten burada size verdiği en büyük aslında mesaj da bu. Yalınlık ve basitlik. Kapatmadan önce ve sorularınızı almadan önce Google Cloud'un hep kendi belki çözümlerini gördünüz şimdiye kadar veya kendi servislerinden hep bahsettim ama şunu unutmayın lütfen. Google Cloud her zaman partnerleriyle de ya özellikle iş ortaklarıyla da çok çok iyi birliktelikler gerçekleştiriyor ve gördüğünüz gibi veya burada olmayan, sığmayan bu slayta çok daha fazla hali hazırda kullandığınız yazılımlarla entegre tek klikle bunları bağlayabileceğiniz, yani kolaylıkla bağlayabileceğiniz çözümler var. Ve diyoruz ki bunların tamamı entegre bir şekilde, kolay bir şekilde sizin ortamınıza bağlanabilir diyoruz. Ve teşekkür ediyorum. Aslında sunum bu kadar. Şimdi Emre, eğer demoya geçmeden önce sorulara bakmak ister miyiz? Demoya mı geçelim? Sorulara bakalım mı dersin? Sen sunumunu yaparken ben gelen sorulara cevap verdim. Tamam. Aslında Ahmet Bey'in bir sorusu olmuştu. IoT platformlardan, daha doğrusu PLC cihazlardan verileri GCP platform aracılığıyla toparlayabiliyor muyuz ve bunu sisteme entegre edebiliyor muyuz diye. Belki orada cevap olarak şeyi söyleyebiliriz. Yani özellikle data collection kısmında GCP'nin farklı servisleri ve çözüm aileleri var. Ve bununla alakalı farklı şu anda kullandığınız herhangi bir çözümünüz varsa third party çözüm gruplarıyla da partnership'likleri var. Bunlar aracılığıyla bu tarz verilerimizi toplayabiliyoruz. Özellikle demo kısmında yapacağımız aslında çalışma da bir nevi bir PLC cihaz gibi olarak düşünebilirsiniz. Virtual sanal bir Python kodla İsmet birazdan bir demo gerçekleştirecek. Orayı bir PLC cihaz olarak düşündüğümüz zaman da devam eden kısmını platform üzerinde nasıl hayata geçtiğini görmüş olacağız aslında. Diyerek aslında İsmet direkt demomuza geçebiliriz. Tamam. Öyleyse ekranımı tekrar paylaşayım. Tamamdır. Şimdi öncelikle sunumda da az önce bahsettiğim bu pipeline'ı tekrar hatırlatayım. Ve bu pipeline'ı şimdi üzerinden geçiyor olacağız. Bu pipeline'da hatırlarsanız demiştim ki bir source'um var. Bir yerden data geliyor. Bu datanın nereden geldiği önemli değil demiştim hatırlarsanız. Gerçekten öyle. Ben burada mock bir yani fake düşünebilirsiniz ya herhangi bir şekilde bir data basıyorum. Burada bir script'im var. Bir Python script'i bu. Gayet basit bir script aslında. Script'in yaptığı şey şu. Random sensör dataları üretiyor. Yani ben buraya bir arada sensör ID dedim. Siz buraya başka bir şey diyebilirdiniz. Yani mesela Emre'nin dediği gibi burada PLC cihazından gelen, PLC'nin sensör cihazı, sensöründen gelen hatta ve timestamp'ı olan ve sensör value'su olan işte orada bandının ID'si olan bir veri olduğunu düşünün. Hani kodu umarım okuyabiliyorsunuzdur. Belki biraz küçük geliyordur ama burada ben bu kodu her çalıştırdığımda random olarak sayılar üretiyor. Dediğim gibi bunu hem line hat ID'si olarak düşünün. Veya sensörün de kendisinin o düşünebilirsiniz random olarak gelecek sayıların arasında. Ve buradaki kodun biraz daha altına indiğimde bir tane topic var. Topic olarak gördüğünüz şey ondan bahsedeceğim şimdi. Bir proje ID'si var. Ve burada bu topic proje ID'si aslında bizim şu pipeline'da gördüğünüz PubSub servisime. Şöyle birazcık daha büyüteyim bunu. PubSub servisime yani Kafka topiğime gidiyor aslında. Şurası. Capture ettiğim yer. Şimdi bunu da platforma girdiğimizde biraz daha anlamlandıralım ve hani platform üstünden anlatayım. Bu sayfa gördüğünüz sayfa aslında BigQuery'nin ana sayfası. Benim PubSub olarak bahsettiğim servisin adı
Pardon, servisin kendisine gittiğimizde, yani PubSub servisine gittiğimizde gördüğünüz gibi topikler var. Buradaki topikleri tekrar gösteriyorum. Şurada Python Script Topic diye bir tane topik oluşturmuştum. Bu topik dediğimiz ne aslında? Burada Kafka'nın yaptığı şey nedir? İlk başta kısaca ondan bahsedeyim. Belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir diye. Bilen arkadaşlarımız tabii ki hatırlatma olarak bunu düşünebilir ama PubSub aslında bir mesajlaşma aracı olarak düşünebilirsiniz. Bir serverless mesajlaşma queue'su. Siz buraya mesajınızı basıyorsunuz. Benim burada yaptığım şey şurada şu kodu çalıştırımına Python 3 görüyorsunuz zaten. Script.py'ye şu script.py'yi çalıştırdığımda her giden veri birer mesaj. Bu veri mesaj sizin sensörleriniz olabilir, weblog'larınız olabilir, herhangi bir yerden gelen data olabilir. Önemli değil. Buraya veri geliyor. Ben bu mesajı bastım ve gördüğünüz gibi let's start publishing dedi. Şu an mesajlarımı gönderiyor. Ben de şu an her bir basışımda 1000 tane mesaj göndersin şeklinde aslında bir şey var. Bir ayar var. Ve bu benim PubSub topime geliyor. Burada topikler var bu servisin içerisinde. Ve siz mesajlarınızı bu topiklere basıyorsunuz. Topiklerin olmasının güzel tarafı ne? Gelen mesajları farklı kategorilere koyabilirsiniz. Farklı yerde toplayabilirsiniz. Farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Aslında temel mantık bu. Bu topiklerin içerisinde subscription'lar var. Subscription'lar aslında bu hani topiği konu olarak düşünürsek bu konuya üye olmuş olan bu topiğin üyeleri pardon. Ve bu topiğin üyeleri bu mesajları alıyor, topluyor. Çeşitli üyeler olabilir burada. Yine dediğim gibi kategorize etmek için bunları kullanıyor olabilirsiniz. Ve mesajlarımız buraya düşüyor dedik. Benim buradaki kurgum şu şekilde. Aslında burada hani demiştim hatırlarsanız bir kod yazmadım veya geliştirme yapmadım. Çünkü konsolun kendi içerisinde bunların hepsi hazır olarak sunuluyor. Ben bu gelen mesajları bir ETL işine sokuyorum aslında. Bu ETL işini bir data flow job'ı ile sokuyorum. Şimdi data flow servisine birazdan zaten bakıyor olacağız, gireceğiz servisin içerisine ama burada kod yazmadığım için şu butona tıkladığımda bana otomatik olarak zaten burada pipeline oluşturma yoluna götürüyor. Burada hazır template'ler var. Daha önceden hazırlanmış. En basitinden benim burada kullandığım template PubSub'a gelen topikleri BigQuery'ye yaz. Sunuma geri dönüyorum. PubSub'dan capture ettiğim mesajları, datayı data flow'la prosese sokup data lake üzerinde de biriktirme. Aslında yaptığım temel işlem bu. Ama burada dediğim gibi tekrar kod yazmadan işime göre, yani işimi burada çözecek hazır template'leri kullanarak bir pipeline oluşturuyorum. Diğer, bu arada merak eden arkadaşlar vardır neler var diye başka. Şöyle bir hani baştan aşağı doğru ineyim. Hatırlarsanız BigQuery'nin en büyük faydalarından bir tanesi stream olarak çalışmaktı. Burada yaptığım olay aslında stream bir pipeline dizayn etmek. PubSub'a gelen verileri atıyorum. Bu PubSub değil de sizin bir database'iniz olabilirdi. JDBC ile bağlayabilirdiniz. Veya CDC yapabilen bir araca ihtiyacınız vardı. Ve burada CDC araçlarımız da var. Özellikle Oracle'dan CDC olarak alıp BigQuery'ye basan araçlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Yalnızca BigQuery'ye değil, bunu bir database'e de basabiliyor mesela. Bir MySQL, PostgreSQL veya MS SQL. Google Cloud'un içerisinde managed olarak kullanabileceğiniz bir MS SQL'e de basabiliyor. Veya tamamen Google'un bu az önce bahsettiğim bir open source uygulamalar arasında gelen ve kendi geliştirdiği özel database'i scale olabilen ve multi-region çalışan Spanner adı verdiğimiz database'ine de basabiliyor gibi burada çözümler var. Bunlar stream olarak gelenler arkadaşlar. Aynı zamanda batch olarak gelenler de var. Bulk olarak basmak istersiniz datanızı. Mesela bir dosyadan bir TXT, işte Avro, CSV neyse oradan basabilirsiniz.
Veya yine GDBC'den de batch olarak basabilirsiniz gibi burada çok fazla araç var. Bunların hepsini geçtim. Bunların hiçbiri sizin işinize yaramıyor. Template'ler işimi görmez dediniz. Çok basit. O zaman bir custom template oluşturuyoruz. Şimdi burada fark ettiyseniz Dataflow template dedi. Dataflow servisini göstermek istiyorum size. Dataflow nasıl bir yer aslında bahsediyoruz çünkü. Dataflow aslında Apache Beam'in managed hale getirilmiş bir hizmeti, servisi. Google Cloud üzerinde tamamen managed olarak çalışan bir hizmet. Siz bu az önce gösterdiğim template üzerinde bir iş, bir pipeline çalıştırdığınızda veya oluşturduğunuzda şurada create job from template az önceki sayfayla aynı işi yapıyor. Gördüğünüz gibi bir tane iş oluşturuyor. Burada ben bu işi önceden oluşturdum. Şimdi canlı ortamda bazen sorunlar çıkabiliyor biliyorsunuz. Sorun çıkmaması için. Yalnızca size izlediğim yolları tekrar tekrar gösteriyorum. Ama temelde aslında create job dediğimde şu gördüğünüz job'u oluşturuyor. Ve gördüğünüz gibi burada her bir stage, yani bu ETL işinin her bir stage'i tek tek visualize edilmiş. Neler var? Buradan girip görebiliyorsunuz. Ve bunları anlık olarak loglardan takip edip işte nerede ne kadar takılıyor bu job? ETL alırken mesela kod yazdınız diyelim bu ihtiyacımla. Çünkü az önceki template'lerden hiçbir işinizde görmüyor diyelim. Yok yani çözümü Google koymamış. O zaman bu Apache Beam üstünde kendi job'ınızı kendi pipeline'ınızı yazabiliyorsunuz. Python koduyla veya size bir Jupyter Notebook'u veriyor. Oraya kendiniz dizayn edebiliyorsunuz şuradaki stage'leri. Dizayn ettiğinizde nerede, hangi kodla ne kadar takıldığınızı, işte ne kadar gecikmesi var, nasıl bir infrastructure altı olarak düşündüğümüzde ne kadar kaynak tüketiyor, datanız ne kadar fresh, mesela bunların tamamını görebiliyorsunuz, latency'leri görebiliyorsunuz gibi. Burada çok detaylı analizler var. Aynı zamanda hani hep diyoruz ya Google her zaman AI ile çalışıyor diye. Bu recommendation tabini her zaman göreceksiniz panel üzerinde. Burada mesela Dataflow üzerinde bir recommendation gelmiş. Bunu en basitinden platformun kendisinin tamamında da kullanıyor zaten. Yani bu recommendation'lar her zaman geliyor. Bakın şurada bir tab'de daha gelmiş. Recommendation yapmış bir şeylerde. Burada mesela demiş ki güvenlik açısından bir recommendation. Burada kullandığım servis de Dataflow servisi. Şu an bu job daha yeni oluştuğu için bir recommendation yok ama bu job sürekli çalışıyor olsaydı örneğin 3-4 gün kadar diyecekti ki senin bu job'unun işte şu stage'inde bu kodda şöyle bir sorun var ve senin bu job'un bu nedenden dolayı yavaşlıyor gibi. Böyle önerilerle size gelecekti bunu geliştirmeniz için. Ve burada şu workbench dediğimiz kısım aslında az önce bahsettiğim notebooklarınızı oluşturup, özellikle Jupyter notebookunuzu oluşturup, isterseniz buna GPU veya GPU'suz ekleyip çalıştırabileceğiniz, burada çok çeşitli aslında araçlarla geliyor. Bunların tamamı, tekrar ediyorum arkadaşlar, tamamen managed servisler. Siz bu araçların hiçbirisini yönetmiyorsunuz, tamamı Google tarafından yönetiliyor. Şimdi ben pipeline dizaynına geri dönüyorum. Source'um var. Burası data basıyor. PubSub'a geldi data. Data flow işledi. Ve bunu bir yerde store edeceğim. Store ettiğim alan neresi? Google Cloud, BigQuery ve bizim Enterprise Data Warehouse'umuz. Aslında BigQuery böyle bir yer. Bu arada hep BigQuery duyuyoruz. Panele hiç girmemiş arkadaşlar vardır mutlaka. Hiç görmemiş olanlar için kısaca bir buradan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında
Burası herhangi bir kurulum gerektirmedi açarken de. Siz BigQuery'ye girdiğiniz anda karşılaşacağınız ekran bu şekilde. Bir kurulum yok, işte herhangi bir not atama yok. Burası zaten otomatik scale oluyor ihtiyaç halinde. Ya herhangi bir şey yönetmiyorsunuz, bir altyapı yönetmiyorsunuz. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Ve altyapı yönetmeniz için de bu notları işte CPU'suymuş, RAM'iymiş, diskiymiş bunlar gibi şeyler olmadığı için de burada. Burası nasıl peki fiyatlandırılıyor diye böyle bir soru gelebilir. Aklınızda oluşabilir. Kullandığın kadar öde modeli vardı ya hani hatırlarsanız şeyde serverless yapılarda. İşte buranın kullandığın kadar öde modeli de aslında attığın sorgu başına maliyet. Siz buraya bir SQL sorgusu yazıyorsunuz. Bu sorgunun çalıştırdığı data kadar size maliyet geliyor. İki tane maliyet kalemi var. Birisi storage alanından maliyet, bir de query açısından maliyet. Tabii bu detayları merak edenler olursa daha sonra daha detaylı konuşabiliriz. Hani şey de gelebilir ya, burası cloud, korkunç bir şekilde ben sorgu atarım buraya, maliyetlerim şişer gibi sorular da mesela oluşabilir. Yani tabii ki bunlar ilk akla gelen şeyler, insan her zaman kötüyü düşünür ama kötü düşünmeyin diyeyim. Tabii ki bunların hepsini kontrol edebiliyoruz. Sonsuz büyümesini her zaman engelleyebilirsiniz. Tabii ki kontrolsüz güç değildir diyelim. Bunların hepsinin kontrolü var. Hepsini biz zaten partner olarak, partnerle çalışmanın belki size verdiği en büyük fayda da bu. Bunları nasıl yöneteceksiniz? Ne gibi trikler var? Buradaki sorguları nasıl optimize edersiniz? Nasıl ay sonunda faturalar şişmez? Bunun gibi şeylerin tamamında tabii ki biz size yardımcı olmak için varız. O yüzden bunlar için tekrar kontak kurabilirsiniz diyeyim. Şimdi geri döneyim demoya. Şimdi burası bir data warehouse olduğu için burada datalarımızı tutan aslında data setlerimiz ve tablolarımız var. Benim bu demo için ayırdığım, daha önceden bastığım iki tane aslında statik olan ve önceden basılmış bir tablom var. Bunun dışında bu az önceki Python kodumun bastığı ve buraya stream olarak gelen bir datam daha var, tablom daha var. Burada gördüğünüz gibi mesela dünün verilerini görüyorsunuz. Dün de bastım birkaç tane. İşte az önce de bastım mesela 11.22'de gelen bastığım veriler de var. Şimdi de bastım diyelim 11.34 şu an bendeki saat. Buradaki veri tekrar gelecek. BigQuery'de query atmak da çok kolay. Bildiğiniz SQL query'si yazıyorsunuz. Select yıldız from. Yani herhangi bir yeni bir dil öğrenmiyorsunuz. SQL dili vesaire öğrenmiyorsunuz. Bildiğiniz standart SQL diliyle çalışıyor burası. Bakın mesela az önce bastığım, gerçi burası şu an timestamp'i karışık bir şekilde gelmiş ama burada gördüğünüz gibi normal query yazıp run dediğimde mesela 575 kilobaytlık bir query döndürdü ve query resultları da aşağıda. Bu query yalnızca buradaki editörden kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi bilgisayarınızda kullandığınız bir database editörünüz, sorgu atan bir DB Weaver gibi mesela bir aracınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu arada illa buraya girmek zorunda değilsiniz. Bazı arkadaşlar burayı kullanmanın zor olduğunu düşünüyor ama hani bence kolay. O yüzden burası Google arkadaşlar, Google Cloud. O yüzden özgürsünüz. İstediğiniz yazılımı kullanabilirsiniz. Her şeye API erişimi var. Burası zaten öyle bir platform yapmışlar ki hani şimdiye kadar entegre olmadığı bir yer görmedim. Yani BigQuery mutlaka bir entegrasyonu var kullandığınız yazılımın. En kötü entegrasyonu yoksa bile API'den sorgu atıyorsunuz ya da JDBC ile bağlanılıyor gibi. Neyse. Şimdi buraya veriler geliyor. Stream olarak geliyor veriler. Aynı zamanda demiştim ki burada benim statik verilerim de var. Ben buraya daha önceden bir CSV dosyası attım aslında. CSV dosyasını da bizim Google Cloud üzerinde şu geri dönelim. Store alanı. Şurada Google Cloud Storage görüyorsunuz. Burası aslında bildiğiniz
bir object storage alanı. Google Cloud Storage'da gördüğünüz gibi bir ekrana sahip. Burada çeşitli bucket'lar var. Bucket'ları aslında çok büyük klasör konteyneri olarak düşünün. Bunun içerisinde de datalarınız var. File'larınız veya folder'larınız duruyor. Mesela burada önceden basılmış Mac, yani sahte, yani karışık, böyle benim oluşturduğum, gerçeğe dayanmayan satış dataları ve shipment, yani bir aslında bir şey gibi düşünün. E-ticaret sitesinin gönderdiği, kargoladığı verilerin dataları olarak düşünün. İki tane data setim var. Ve bakın, fark ettiyseniz bunlar cloud storage'da duruyor, benim object alanımda. Ve ben buradaki verileri BigQuery'de kullanmak istiyorum. Ve BigQuery'ye bunları aslında external olarak tanımlıyorum. Şimdi bir bunları BigQuery'de tutabilirsiniz. Mesela bu şurada bu Python kodunun bastığı ve PubSub aracılığıyla alıp store ettiğim, şuraya geri dönelim. Store ettiğim BigQuery'nin kendi storage'ı var. Bir de burada gördüğünüz object storage olarak kullandığım external alan var. BigQuery böyle bir yer. Yani isterseniz kendi içerisinde de storage alanını kullanabiliyorsunuz. İsterseniz dışarıdan da bir storage bağlayabiliyorsunuz, external. Bunu bağlamak ve tanımlamak da gayet kolay zaten. Bu tabloyu oluştururken diyor ki, bu tabloyu işte Google Cloud Storage'dan bağla veya bir yerden upload et, Drive'dan al, Bigtable'dan al. Ya da belki en çok seveceğiniz kısımlardan birisi bu. Amazon kullanıyorsunuz veya Azure kullanıyorsunuz. Amazon'daki verilerinizi buraya bağlayıp buradan sorgu atabilirsiniz. Veya Azure'da kullanıyorsunuz verileri. Azure'un Blob Storage'ını buraya bağlayıp burada verileri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısaca buraya her yerden veri bağlayabiliyorsunuz. Burası hani open, aslında hybrid cloud yapısı, mantığı burada da var. Şimdi ne demiştik? Buraya verilerimiz geliyor sürekli. IoT datalarını da göstereyim. Şöyle bir sales tablom var ve bir shipment tablom var. Şimdi neden 3 tane ayrı ayrı tablo koydum ben? Çünkü bunları aslında tek bir BI aracında göstermek istedim size. Bu farklı tablolar, farklı datalar, bu gelen dataların hepsinin bir yerde toplanabilmesi, işte bunları görselleştirmek vesaire gibi şeyleri göstermek istedim ve bunu yapabildiğimiz yegane aracın adı da Data Studio. Data Studio aslında bir BI aracı. Şu an kendiniz de datastudio.google.com'a girdiğinizde bu arayüzün birebir aynısını göreceksiniz. Bendeki tek fark, ben burada data source olarak kendimi BigQuery'ye bağladım. Şimdi onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Dediğim gibi bunun şu an birebir aynısını kendi bilgisayarınızda yapabilirsiniz. datastudio.google.com'a girip burada kendi raporlarınızı oluşturabilirsiniz. Ben bir tane bugün için özel bir tane rapor hazırlamıştım. Cloud Week rapor diye bir rapor. Hani çok kompleks değil, özellikle basitte tutmak istedim. Çünkü bunun ne kadar basit yapılabildiğini aslında göstermek istiyorum size. Ya tabii ki data science, engineer veya hani bu işle uğraşıyorsanız bunların hepsi çok basit. Hani bu ne ki, hani yaparım diyebilirsiniz ama burada lütfen şunu unutmayın. Yalınlık bizim için önemli ve bunu sonuçta son kullanıcıya, yani şirketinizdeki, kurumunuzdaki bu işlerden anlamayan, yalnızca bu rapora böyle bir dakika basıp çıkacak kişiler için hazırladığınızı bunları da unutmayalım. O yüzden bu insanların da burayı çok kolay bir şekilde kullanabileceğini, hatta kendi raporlarını bile oluşturabileceğini söyleyebilirim ki hani Data Studio bunların en basit örneği. Mesela ben hani çok böyle kompleks query'ler yazabilen biri değilim. Ama burayı ben hazırladım. Hani şey, gayet basit bir arayüzü var. Şimdi göstereceğim zaten nasıl edit yapılıyor. Ve gördüğünüz gibi burada aslında 3 tane raporum var. Bir tanesi bu sensör verilerinden gelen rapor. Bakın mesela şu an şunu bir yenileyelim. Bu arada en son ne zaman gelmiş? Mesela 21.406 kayıt var. Şuradan şimdi demiştim hatırlarsanız, burası binlik kayıtlar basıyor diye. Şu an tekrar başlattım.
Tekrar kayıt bas dedim ve kayıt bastı. Hatırlarsanız bu kayıt aslında BigQuery'ye gidiyor buradaki kayıtlar. Bakın 1000 arttı. Toplam kayıt sayısı 22.405'e çıktı. Tekrar bir örnek yapayım bunu canlı olarak. Bastım. Refresh dedim. Bitirdi buradaki dataları. Refresh dedim. 22.405'teydi. Şöyle tekrar refresh diyelim. Bakın 23.402 oldu. Büyük ihtimalle orada bir 0.3'lük falan bir şeyler kaybetti. Zaten bunların da tamamını bir yere yazıyor. Şimdi bunun BigQuery'ye sorgu olarak nasıl geldiğini size göstermek istiyorum. Şu şeyi kapatabilirsem eğer şöyle yapayım. Bakın buradaki her şey, burada attığım her bir sorgu aslında BigQuery'ye sorgu olarak atıyor. Bakın bunların, Emre de az önce sanırım basmış. Emre'nin de sorgularını görebiliyorum. Bakın emre.com.com var. Benim de attığım sorgular var burada. Benim attığım sorgular da job olarak geliyor mesela. Bakın şurada bu raporun ben her bir refresh dediğimde attığı sorguyu BigQuery üzerinden görebiliyorum. Aslında bir sorgu atıyor BigQuery'ye. Ve bunun tamamı buraya kaydoluyor. Yani BigQuery'ye direkt anlık olarak gittiğini görebiliyoruz buradakileri. Ve burayı editlemek gayet kolay. Bakın edit'e tıklıyorum. Çok kolay bir arayüzle geliyor. Mesela şuradaki işte bazı verileri değiştirmek gerektiğini söylüyor. Mesela dimension olarak saati seçmiştim. Minute, dakika olarak değiştirdiğimde dakikalık artık bana dimension'ı gösterdi. Bakın 0'dan 60 saniyeye kadar. Şurada mesela 54. saniyede gelen data mesela gibi. Bu arada bu saatlik olarak düşündüğün için her bir saatin 54. dakikasında getirdi şu an. Hani bunu daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Şu an demoda çok fazla zaman kaybetmek istemediğim için yalnızca küçükçe gösteriyorum. Ve bunu BigQuery'ye nasıl bağladığımı göstereyim. Bakın şurada çok basit bir şekilde bir konnektör seçiyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi. Mesela buradaki tablonun bağlandığı data source'u aslında burası. Yani Google'un zaten tüm servisleri var. Data sağlayan tüm servisleri var. Google Analytics'ten bile çekebilirsiniz. Şu an BigQuery kullanmıyorsunuz ama Google Analytics kullanıyorsunuz web sitenizde. Ve bu web sitesindeki Google Analytics'e gelen verileri raporlarda kendinize göre anlamlandırmak istiyorsunuz diyelim. O zaman Google Analytics'i bağlayabilirsiniz. Google Ads'i bağlayabilirsiniz. Google Sheet'te CSV, Excel vesaire gibi dosyanız varsa bağlayabiliyorsunuz. Upload çalışıyor. Ben burada ne kullandım? BigQuery konnektörünü kullandım. Bakın burada farklı konnektörler de var. İsterseniz kendi konnektörünüzü de yazabiliyorsunuz veya partnerlere de bağlanabileceğiniz. Hani bu partner ekosistemi dediğimiz Google'un farklı üçüncü parti yazılımlarla entegrasyonu aslında burası. Neyse. Uzatmadan BigQuery konnektörüne gelelim. Mesela BigQuery'de neyi görüyoruz? Ben buraya özel olarak hazırladığım IoT Stream'de demo diye bir projem var. Bunun içerisinde de PubSub Data diye bir data setim var. İçerisinde de sensör datalarım var. Burayı bağladım ben. Buradaki fieldlar geliyor. Bakın dimensionlar var. Bu dimensionlar gördüğünüz gibi burayla eşleşiyor. Aynı dimensionlar. Ve hani düzeltme yapmanız gerekirse bazen mesela algılayamıyor. Bunun dakika veya saat veya tarih saat olduğunu. O zaman buradan düzeltebiliyorsunuz. Bu kadar basit yani klik. Kendiniz klikleyerek düzeltiyorsunuz. Ya da advanced kullanıcıysanız burada gelip kendiniz de bir kendi sorgunuzu da yazarak burayı daha da anlamlaştırabiliyorsunuz. Aslında buradaki temel olay bu. Burası canlı olarak, stream olarak bu tablonun kısaca refresh olabileceği ve canlanabileceğini gördük. Aynı zamanda hani buranın ne kadar basit ve ama basit olmasından öte ne kadar
seçenek verdiğini de size göstermek istiyorum. Mesela ülkelere göre satış dağılımı diye bir şey rapor hazırladım. Onu da şuradaki şeyden çekiyor. Tablodan çekiyor. Buradaki tabloda, şunu şöyle indirelim. Buradaki tabloda mesela country diye bir kolon var. Bu kolona göre bakıp benim şeyleri getirdi. Satış sayılarını getirdi mesela. Şöyle şey göstereyim size nasıl bir burada data olduğunu. En basitinden yine select yıldız from atıyorum buraya. Ve gelen sonuçlara bakın mesela neler gelecek. Şöyle gelen sonuçlarda da mesela country'ler var, işte stock kodu var, invoice date mesela ve burada her şeyi görebiliyorsunuz zaten. Bunun da ben şey göstermek istedim, geografik olarak konumlandırması. Şimdi burası, bunu neden gösteriyorum? Burayı şey gibi düşünün, PLC cihazlarınızı düşünün mesela. Hani industrial bazlı, az önce PLC'den örnek verildiği için tekrar gireceğim bunu ama... lokasyon olarak geolocation'ını kullanabiliyorsunuz. Bu PLC cihazlarının geolocation'ları hangi ülkedeki PLC cihazları hata veriyor mesela gibi. En basitinden. Böyle örneklere çevirebiliriz bunu. Burada satış var ama hani bunu renklendirebiliriz diyebilirim. Bir de burada diğer tablomdan gelen şey vardı hatırlarsanız shipment var ve sales datam var. Burası da sales datasından gelen bir şey, rapor. Sales datasından gelen de mesela işte hangi, buradaki bu arada ortak nokta band numarası, şey hepsinde ortak kolon. Ve band numarasına göre mesela nasıl, nakliye, hangi nakliyeler, hangi banttan çıkmış, hangi nakliye tipini kullanmış ve nasıl, bu bantın başarım oranı ne gibi böyle bir başarı analizi yaptım. Bakın burada da edit yaptığımda aslında arka planında nasıl sorgu çalıştırdığını da görebiliyorsunuz. Şöyle dimension'ını verdim. Şurada bir date range dimension var. O da şuradan geliyor. Zamanı seçiyorum. Mesela 2022'den 2020'den 2022'ye kadar olan datayı çekmiş. Burası da gayet basit, şuradan add chart deyip çeşitli görsel şeyleri, chartları ekleyebiliyorsunuz. Burada kullandım mesela bir pie'dı. Şöyle pie'a tıkladığınızda mesela yeni bir tane oluşturacağınızda, sallıyorum hani en basitinden, bir tanesine tıkladım. Bunu konfigüre ettiğinizde şu şekilde işte zaman damgasını buraya verip line ID'sini de verdiğinde böyle çok anlamsız bir şey gelecek buraya ama bu şekilde bir şey chart'ınızı oluşturabiliyorsunuz. Şöyle bir chart geldi mesela. Hani anlık olarak bu arada bunların tamamı BigQuery'ye sorgu gidiyor ve BigQuery'den cevap dönüyor. Bunların tamamının real time olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Herhangi bir yerde bunlar cache'lenmiyor şu an. Yani benim bu sorguyu ilk defa çalıştırıyorsam gidiyor BigQuery'e soruyor, geliyor. O yüzden bir yukarıda gördüyseniz band şöyle bir dönüyor. Şurada yenileme bakın mesela refresh dediğimde şu üstte mavi çubuğu görüyorsunuz. BigQuery'e sorgu attı, geldi. O yüzden bunların tamamı canlı olarak data lake'den veya data warehouse neresiyse şeyiniz, data kaynağınız oradan geliyor. Burası da zaten çok büyük bir güç. Ve tekrar ediyorum bunları mesela Data Studio ücretsiz bir yazılım. BigQuery'ye çok küçük sorgular attığınızda o kadar ücret yazmıyor bile. Hani böyle avantajlı bir yer aslında burası. Emre aslında benim şey bu kadar sunum ve demo. Senin eklemek istediklerin var mı? Bazen güzel şeyler yakalıyorsun benim unuttuğum. Eğer varsa alabiliriz. Teşekkürler İsmet. Ya aslında İsmet'in demosunda da gördüğümüz gibi uçtan uca verinin üretilmesinden, bu arada veriyi ürettiğimiz o Python kodunun içerisinde de GCP'nin her servisinde Python, Java, .NET farklı Node.js frameworklerinde package'lar hazırlıyor. Yani client library'ler hazırlıyor daha doğrusu bizim için.
Bu library'lerle beraber sizin development yaptığınız herhangi bir dilde, yani bugün örneğin bir application yazıyorsunuzdur Golang'de veya Java'da veya .NET'te, bu dillerin direkt GCP servislerine, native entegrasyonlarına ilgili client library'leriyle yapabiliyorsunuz. Şu an Python'daki bir örneğini görüyorsunuz. Sizin kullandığınız kurumsal uygulamalarınızda kullandığınız dil farklıysa, bunlar üzerinden de entegrasyonları sağlayabiliyorsunuz. Real time'da aslında verinin üretilmesi, bunun bir message queue'da tutulması, sonrasında bunun bir stream akışla işlenerek bir storage katmanına gönderilmesi ve raporlanmasına kadarki süreci aslında demomuzda yer verdik. Bunun bir kataloglamasını yapmak istiyor olabilirsiniz kurumsal olarak. Yani benim nerede hangi verim var? Bunlarda hassas veri var mı yok mu? Gibi kurgular yapmak istiyorsunuzdur. Veya buradaki yarattığınız sürecin belli schedule'larla çalışması gerekiyordur. Stream değildir örneğin, batch bir süreçtir. Bir yere file geldiği zaman tetiklensin, devam etsin gibi kurgular yapmak istiyorsunuzdur. Bu noktalarda scheduling anlamında Data Composer dediğimiz servis hayatımıza giriyor. Aslında çok fazla bileşen var ve bu bileşenleri hepsi birbiriyle entegre bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi GCP'nin en önemli, yani daha doğrusu en çok önem verdiği noktalardan biri, bir servisi hayata geçiriyorsak bu platform içerisindeki diğer tüm servislerle entegre olmalı diyor. Çünkü GCP'nin aslında bu servisleri dizayn ederken ki development safhasından gelen bir kültür diyebilirim. Entegre bir şekilde yapmak istiyor. Ve bunu hayata geçirirken de entegre bir şekilde tek bir platform üzerinden bizlere sunuyor. Servis sayımız gördüğünüz gibi data domaininin dışında örneğin bir application geliştiriyorsanız bunun CDN yapılarından tutun, networking katmanına, load balancerlarına farklı birçok komponent de var. Otomatikman Göktuğ'un da en başta söylediği bu bir transformasyon aslında sizler için. Ve bu transformasyonu yapıyorken kullandığınız servislerin ne ihtiva ettiği ve nasıl kullanılabileceği ile alakalı bir know-how da geliştirmeniz gerekiyor. Bu know-how'ı geliştirebilmek için public olarak birçok farklı dokümantasyon havuzu bizlere sunuyor GCP. Farklı birçok noktada webinarlar veya meetup'lar veya eğitim session'ları düzenliyor. Ve bunların yanında aslında GCP kurumsal olarak da sizler eğitim almak istiyorsanız veya kişisel olarak da almak istiyor olabilirsiniz. Bir eğitim sistematiği de kurgulamış durumda. Yani bunun sertifikasyona doğru götürmek de istiyor olabilirsiniz. Profesyonel yaşantınızda kullanmak da istiyor olabilirsiniz. Bu sertifikasyon süreciyle alakalı da aslında veya eğitim süreciyle alakalı da bugün Zekeriya Hoca bizlerle Google Cloud platformun Türkiye'deki tek yetkili eğitim merkezi İstanbul Data Science Academy. Zekeriya Hocam hoş geldin. Seni uzunca bir süre beklettik ama kusura bakma. Yok. Soluksuz izledim aslına bakarsanız. Çok zevkliydi. İsmet Hocam'dan da dinlemek çok zevkliydi. Sağ Daha önceki sunumlarda Göktuğ Bey'in ve sizin katkılarınız da çok güzeldi. Yani dediğim gibi soluksuz izlediğim bir session oldu. Süper. Eğer sizleri sıkmadan anlatabildiysek ne ala bizler için. Zekeriya Hocam, biraz aslında hem İstanbul Data Science Akademi'den hem GCP platformunda aslında ne tarz eğitim aktiviteleri yapıyorsunuz? Bunlardan biraz bize bahsedebilir misiniz? Evet, şöyle ben de kendi sunumumu açayım. Evet, şimdi çok aslında sizleri de sıkmadan, teknikten de çok da çıkmadan aslına bakarsanız, bizim İstanbul Data Science Akademi olarak biz kimiz? Onunla başlamak belki de gerekiyor. Önce ben biraz kendimden bahsedeyim. 20 yılı aşkın bir süredir aslında veri tabanları, veri ambarları, işte son 9 sene, 8 seneden daha uzun bir süre büyük veri üstüne çalıştım. Burada da belki şunu söylemek gerekiyor. Aslında Store Process Analysis, işte İsmet Hocam'ın da gösterdiği o Data Analytics platform diyoruz ya, yıllardır biz onun peşinde koşuyoruz.
uğraşıyoruz. Ya bir şekilde veriyi diyoruz ki database'e tutalım. İşte SQL'le proses edelim. Çeşitli BI tool'larla analiz edelim. Sonra işte big data ortama çıkıyor. Data lake sistemlerini buna entegre edelim, store edelim. Sonra diyoruz acaba Spark'la mı proses edelim? İşte Hive'ı mı kullanalım burada? Birçok yerde de biz bunların projesini de gerçekleştirdik. Hem zaten ben de 4 seneye yakın bir süre oldu Comtaş'ta. 2 senedir de aslında İstanbul'da Sense Akademi'de yine Comtaş'la beraberiz ama ayrı bir kendi ekosistem şirketimizde devam ediyorum. Dolayısıyla şunu çok net söylemek gerekiyor. Bence bu platformların, başta Google, en büyük artısı şu. Biz bunu çok yaşadık, birçok vendor'da yaşadık. Ya bir big data platformu kurulacak. Bu çok uzak bir şey aslına bakarsanız. Birçok şirket fail etti bu süreçlerde. Kurdu, yaptı, işte Hadoop cluster'lar, süreçler, binlerce dolarlık yatırımlar. Kimisi işte biz bu işin içine bir girelim, biz de olalım diyerek başladı. Kimisi gerçekten ihtiyacı vardı başladı. Ama belki yanlış tercihler, yanlış partnerler, yanlış teknolojiler, yanlış yatırımlar sonucu görüyorum ki birçoğu fail etti. Son yıllardaki bu bulut platformlarının en büyük özelliği şu. 15-20 dakikada içinde gördük işte İsmet Hocam'la. Ya mesela bir Dataproc, bir Spark Cluster, bir Hadoop Cluster. 3 dakikada ayağa kaldırabiliyoruz. Ben hatırlıyorum projede biz bunu kurmak için 5-10 gün süre veriyorduk. Gidiyorduk bizzat başında önce Linux'u kur, infrastructure ile uğraş, işte makineleri birbirine görsün, bilmem ne, network tarafı gidiyorsun, yaptığın yerler, büyük şirketler, bankalar, security ile ayrı uğraşıyorsun, security'ciyi çağırıyorsun, müdürü geliyor, bilmem ne, 50 tane kurallar, ya nelerle neler. Bir bankamızda hatırlıyorum sadece kerbereze edebilmek için günlerce uğraştık. Günlerce, ciddi söylüyorum, yani her şey bitti, alımlar bitti, şu bitti. Ki bu makineleri alalım dediğiniz zaman yaklaşık 8-10 haftalık bir süre geçiyor. Bunu biliyorsunuz yani getirebilirlerse iyi vendirseniz 8-10 hafta. Ya nelerle uğraştık biz ya yani baktığınız zaman. Ama şimdi eğitimde bile biz arkadaşlarla hadi arkadaşlar işte şu kadarlık kredimiz var. Bir Dataproc ayağa kaldıralım. 10 dakika sonra bir bakıyorum. Daha bu işe yeni başlamış arkadaşlarımızın elinin altında bir Dataproc cluster. Canımız sıkılıyor. Belki evet diyeceksiniz işte hani BigQuery gerçekten BigQuery bu arada. Ama bir terabayt bir veriye sorgu atabilme gücümüz var. Şimdi bu aslında normalde çok hayal edilebilecek bir şey değil. Bizim gibi geçmişten geliyorsanız yani işte megabaytlarla uğraşıp gigabaytlara falan. Hatta veri bilimi tarafında biz arkadaşlarımızla da çalışıyoruz. İşte notebooklarda falan kendi makinelerinde. Ya gigabayt seviyesinin altındaki datalarda bile o makinelerde çalışamadıklarını görüyor bu çocuklar. Doğru düzgün parametre set ettikleri zaman, doğru düzgün bir machine learning işin içine girdikleri zaman. Elimiz altında öyle büyük bir nimet ki mesela bu cloud platformu. Özellikle tabii ki Google Cloud'un bize verdiği destekten dolayı ben tabii ki Google Cloud tarafındayım bunu söylemek lazım. Ya ben binlerce fotoğrafı 5-10 dakika içinde analiz edebilecek bir yapay zeka projesi haline getirebiliyorum. Bunu da 10 senelik tecrübemle değil aslında. Yani çabucacık bunları gerçekleştirebiliyorum. İşte gördük end to end bir çözümü. Evet belki biraz öncesi sonrası var ama öncesi sonrası da 1-2 saat. Yani 3 gün değil yani onu söyleyeyim. Değil mi İsmet Hocam? Yani böyle evet. Bir şey ve bunu hayata geçiriyoruz. Diyorum ya yani ben şu anda bir big data kuralım hocam. Kuralım. Ya 10 gün en azından installation'a veririm. 10 günde de bitiremeyebiliriz. 5'te de bitebilir. Ama diyorum ya bir security konusunu bile halletmemiz günler alabilirdi. Dolayısıyla bu konuda bulutu çok seviyoruz. Onu söylemek lazım. Çeşitli engelleri var ama şöyle düşünmek lazım. Güvenlik deniyor bazen mesela. Peki diğer tarafın güvenliği ne kadar güvenli? Yani bizim işte çok iyi bir mail server'ı bilen arkadaşımız var. Peki database'i çok iyi biliyor Zekeriya. 20 senedir burada. Tamam ama Zekeriya bugün burada, yarın yok. Ya da başka bir yere götürdü datayı. Nasıl önleyeceksin? Ya da Zekeriya ne kadar biliyorsa o kadar güvenlisin on-premise'te. Mesela diyoruz ya işte şu Ukrayna, Rusya bilmem ne mi? Tamam okey. Diyelim ki kurduk. Peki. Ben ne kadar biliyorsam bu şirkette admin olarak o kadar güvenliyiz.
ne kadar patch geçersem, ne kadar security'sini sertleyeyim. Ama diğer tarafta düşünebiliyor musunuz? İşte bu Rusya-Ukrayna olaylarında bile bu kadar baskıya rağmen işte ben Google'ın aldığı tavır ortada. Bir şekilde. Arayı bulmaya çalışıyor. Yani en azından yeni müşteri almam diyor ama var olan müşterileri de kapatmam diyor sistemi. Bu bahsettiğimiz hikaye sanki on-premise'de geçerli değil mi? On-premise'in üstüne kurduğunuz database'inizde bu söz konusu değil mi? Orada da aynısı söz konusu. Ambargo oraya gelmeyecek mi? Gelecek. Yani dolayısıyla security'sinden tutun. Güvenlik diyoruz ya. Yani ben biliyorum ki ben Gmail'da daha güvenli. Yani şirketimin bir mail server'ı var bir de Gmail. Gmail daha güvenli bence. Ya da bilmiyorum tercih etmek lazım. Dolayısıyla bu noktalarda belki tabii artı eksi konuşulabilir. Çok uzun zamanlar tartışabiliriz ama bütün Türkiye'deki bir kere bu özellikle finans sektöründe başlayarak bu regülasyonun biraz daha değişmesi gerektiğine ben inanıyorum. Çok buna direnebileceğimize inanmıyorum. Biz bu programlara başladığımız zaman dedik ki işte çeşitli eğitimler yapıyoruz, işte üniversitelerde çalışıyoruz falan baktığınız zaman. 2020'den beri de ben Google Cloud tarafında da hem certified'ım hem de işte İsmet Hocam'la beraber dünyadaki birkaç tane yetkili eğitmenden bir tanesiyiz. Biz şöyle bir şey, tabii ki Komutaş ekosistemi içindeyiz. Çok kıymetli bir ekosistemimiz var. Burada işte Emre Bey zaten her gün bahsedecek size bu tarz şirketlerimizden ama işin uzmanı şirketler var. Yani biz her işi yaparız demiyoruz. Bizim işimiz bu. Biz her teknolojinin eğitimini veririz, onu da demiyoruz mesela. Biz uzman olduğumuz alanlarda konuşuruz diyoruz. İşte My Security Analytics güvenlik analitiği konusunda uzman. Dönüyorsunuz Analytics Big Data projelerinde uzman bakıyoruz. Yani birçok bu şekildeki uzmanlık alanından kuruluş şirketlerdeyiz. İstanbul Data Science Akademi ise tamamen veri analitiği üstüne kurulmuş olan odağına veri bilimini, veri mühendisliğini, işte veri güvenliğini, veri kalitesini koyan, datayı koyan bir şirket aslında. Ve bu doğrultuda da Türkiye'deki tek yatırı Google Eğitim Merkezi ki sadece Türkiye değil aslında bu Güney Avrupa bölgesi diye geçiyor. Aslında biz bu bölgedeki eğitim merkeziyiz diyebilirim Google Cloud üzerinde. Birçok kurumsal müşterimiz var. Yani bu akademi bünyesinde bir de aslında benim geçmişte de Oracle University ile Bilginç IT Akademi ile beraber Oracle'ın birçok derneği işte Oracle University kapsamında binlerce aslında şirketle çalış. Yani binlerce uzmanla eğitim yaptık. Yüzlerce de şirketle çalıştık. Türkiye'de çalışmadığımız şirket yok. Ama bunlar da bizim İstanbul'da Science Akademi bünyesinde çalıştığımız şirketler. Biz aslında kurumsal eğitimler vermek için dizayn edilmiş bir şirkettik. Ta ki bir takım önemli işbirliklerine gidene kadar. Ya dedik ki pandemi başlamadan önce Türkiye'de bizim veri bilimci yetiştirmemiz lazım. Türkiye'de bizim veri mühendisi yetiştirmemiz lazım. İnanılmaz iyi konuları öğrenebilen bir kitlemiz var. Bu arkadaşlarımız neden dünyayla rekabet edebilecek düzeyde hatta onun üstünde olmasın? Yani neden sadece kurumsal olarak bu konularda eğitimler veriyoruz? Ve o zaman başladık işte bireysel olarak işte ilk bootcamp pandemi öncesinde başladı İstanbul'da Science Akademi. Devamında data engineering tarafı. Bugün ise iş ortağımız olarak gördüğümüz en büyük iş ortağımız Google Cloud. Google Cloud'un desteği sayesinde öğrencilerimiz hem data engineer hem de bunu artık evet büyük veri ama cloud engineer olarak da bunu gerçekleştirebilir hale geliyorlar. Analytics bizim ciddi bir iş ortağımız burada baktığımız zaman. Çünkü mezunlarımızın birçoğu burada çalışabiliyor. Birçok büyük veri projesi yapıyor. Türkiye'deki en çok belki de büyük veri projesi yapan şirket Analytics. Dolayısıyla uçtan uca bu işi gerçekleştirecekse Analytics bizim yine en büyük iş ortağımız. Ve yine İsmet Hocam'ın dediği gibi aslında şey, ya deneyimi paylaşıyoruz biz. Ben o Google'ın slaytını çok beğeniyorum aslında. Niye biz bunu yapıyoruz? Biz yıllardır eğitim veriyoruz. Mesela baktığınız zaman. Biz yıllardır burada proje yapıyoruz. Onlarca Türkiye'de projemiz var şirkette baktığınız zaman. Yani bir yerden bir eğitimi öğrenip İngilizcesini dinleyip Türkçesini anlatmıyoruz tercüman olarak. Biz yıllardır gördüğümüz, sahada gördüklerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Ha bir de dünyadaki büyük vendorlarla buna en büyüğü Google. Onların getirdiği yeniliklerle bunu öğrencilerimize sunmanın peşindeyiz.
Son dönemde yine çok önemsediğimiz bir işbirliklerimiz var. Manpower, dünyadaki en büyük belki de bu alandaki şirketlerden bir tanesi. Experis onun temsilcisi. Onlarla yaptığımız bir işbirlikleri var. Milyonlarca takipçisi olan aslında. Dünyadaki en büyük belki de insan kaynakları sitelerinden bir tanesi. Bizim bootcamp programlarımız var aslında. Data Science ve bireysel tarafta baktığınız zaman veri mühendisliği ve veri bilimi tarafında. Tamamen proje odaklı. Yani iş saatinin dışında aslında gerçekleştirdiğimiz programlar bunlar. Burada sektörden temsilcileri çağırıyoruz. Hatta işte İsmet Hocam'a diyoruz gel bir günde sen anlat. Network tarafını, infrastructure tarafını. Farklı farklı. Sağ olsun bizi kırmıyor geliyor. Ama böyle birçok arkadaşımız var. Yani sektörde isim yapmış. Çok büyük kişiler bunlar. Gerçekten projeleriyle. Onlar gelip bizim alanımız içinde olabiliyorlar. Bir de Data Engineering ve Cloud Engineering programımız var. Burada da tamamen yine evet ilk Linux teknolojilerden başlayarak Google Cloud platformu end-to-end anlatmaya çalışıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum aslında. Bir kişinin Google Cloud platformu öğrenmesi demek sadece ona vendor olarak kalması demek değil. Çünkü o kadar açık bir platform ki. Benzerleri diğerlerinde de var bu arada. Gidip görüp test edip daha iyisinin hangisi olduğuna da karar verebilirsiniz. Ama birçok alanda görüyorsunuz ki o kadar açık ki Google. API'larıyla, open source'a bakışıyla, bugüne kadar ki open source'u geliştirmesiyle. Yani biz bugün HDFS dediğimiz zaman, tarihçesine baktığınız zaman nereden geldiğini konuştuğumuz anda zaten Google'ın nerede olduğunu, open source teknolojiler içinde nerede olduğunu çok net anlayabiliyoruz. Machine learning içinde nerede olduğunu çok net anlayabiliyoruz. O yüzden de bizim için inanılmaz kıymetli bir ortaklık bu. Bir de son zamanlarda yeni bir şey uygulamaya çalışıyoruz. Evet, live online ders anlatıyoruz ama öğrencilerimizin bu anlattığımız dersleri tekrar etmesi, takip etmesi için de bir dijital platform devreye sokuyoruz. Burada öğrenci istediği zaman katılımcımız istediği dersi tekrar edebilecek, ona hazırlanabilecek. Evet, canlı derse katılacak ama devamında da bunların hepsini sağlayabilecek ve bunları yine sektörün önemli isimlerinden dinleme şansına sahip olacağı bir platformdan bahsediyoruz. Biz bu nasıl bir süreç elde ettik? Biz tamamen hedefimize mezunlarımızın, başarabilenlerin, çünkü herkes başaramıyor. Yani biz programı aldık diye mezun olacak diye bir kural yok. Ama mezunlarımızın işe yerleşmesini hedefliyoruz. Yani klasik bir webteki dijital eğitime katıl da işte hani tamam belgeni al, ondan sonra belgeyi kim tanır? Tarafında değiliz. Biz yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Mentörlük yapmak istiyoruz. İşe yerleştirmek istiyoruz. Ve bu alanda da çok şükür ki çok ciddi bir başarımız var. Bu bizim için çok önemli. Ve şu an mezunlarımızın çalıştığı şirketlere baktığımız zaman da dünyada da çok ciddi şirketler var. Türkiye'de de çok ciddi, çok büyük şirketlerde bizim mezunlarımız çalışıyor. Bu da bizim için en önemli referans oluyor. Biz herhangi bir şekilde ne bir sosyal medya platformunda reklam yapıyoruz, ne bir PR çalışması içine girdik. Hiç böyle bir şeyimiz yok. Sadece öğrencilerimizin birbirleri arasındaki tavsiyeleriyle aslında sürecimize devam ediyoruz. Böyle bir durumun söz konusu. Peki, nasıl bir şey kariyer? Google tarafında mesela nasıl bir kariyer? Mesela şöyle, bir data engineering'den bahsetmek lazım aslında. Belki de Google'un data engineering'e bakışından bahsetmek lazım. Burada tabii data engineering Google tarafında bir sertifikasyon programı. Yani mesela ben nasıl bir kariyer hedeflerim dediğiniz zaman aslında şöyle bir cheat sheet var. Ben bunu çok beğeniyorum. Google tarafında açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ya mesela compute taraf, VM taraf çok kullanıyoruz, çok işimize yarıyor. Nedir bu diyorsunuz? Bare metal solution'lar, çözümler var aslında. Yani daha ucuza sadece size makine verebileceği, üzerine işletim sistemini kurabileceğiniz VM ya da container'lar var. Dönüyorsunuz storage tarafı. Bakın her birini tek tek görebiliyorsunuz. Database tarafı, Google'da Cloud SQL var. Bugün ben bir MySQL server Google'dan çok kısa bir zaman içinde ayağa kaldırabiliyorum. Tabii ki her şeyin ortasında bir BigQuery var. BigQuery'nin ama en önemli noktadan bir tanesi de şu, BigQuery'de machine learning yapabilme kapasitesi var. Bugün işte Starburst olacak Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam. Mutlaka ona katılmanızı öneriyorum. Eski Presto, Trino.
efsane bir sistemdir. BigQuery de en az onun kadar iyi. Üzerinde SQL üzerinde machine learning yapabilirsiniz. Gigabaytlarca, terabaytlarca belki de veri üstünde. Dolayısıyla buna izin verir BigQuery. BigQuery'deki en büyük artılardan bir tanesi de BigQuery üzerinde machine learning yapabilmek. Tabii ki Google'ın diğer bir en önemli noktalarından bir tanesi AI ve ML tarafı. Birçok çözüm var. Bunları girmeyeceğim ama buradan bakın hepsininle ilgili bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve ulaşabiliyorsunuz. Bunu şöyle kısaca bir paylaşayım. Belki ulaşamayan arkadaşlarımız vardır. Chat'ten de gönderebilirim. Hemen yollayayım arkadaşlarımıza. Bakmak isteyenler olursa. Hocam aynı mimarinin bir de pardon aynı sitede bir de mimari oluşturma da var sanırım. O da evet. Çok... Tabii o da harika. Bilmiyorum. Burada şeyde istediğin nasıl bir mimari dizayn edersin falan. Yani aslında şuraya gidiyor bunun esası. Ama hani birazcık belki ilk başta karışık gelebilir ama birçok ürün, birçok mimari dizayn edin. Yani o kadar kolaylaştırılmış durumda ki biraz tecrübeniz arttıkça bunları gerçekleştirebilmek bizim için çok zor olmamaya başlıyor. Bir diğer önemli özellik de şu. Ya ben Google Cloud'da bir kariyer ediyorum diyelim ki. Geliyorum diyorum ki ben Google Certification diye aratıyorum bakın. Şimdi Google'ın bir Certification Pet'i var. Çeşitli alanlarda aslında ve bunu devamlı geliştiriyor. Üçe ayırıyor bunu. Bir takım Foundation sertifikalar var, Associate Level var, Professional Level var. Benim buradaki aslında bizim arkadaşlarımız için hedeflediğimiz noktalar Professional Certification tarafı. Daha kabul gören aslında işte bir sayfası var, giriyorsunuz orada mesela aratıyorsunuz, diyorsunuz ki ben data engineer istiyorum, İstanbul'da kimler var, tık diye bir basıyorsunuz işte 15 kişi geliyor karşınıza. Dolayısıyla hani globalden de size ulaşabildikleri bir sertifika seviyesi bu professional level'da. Professional level'da çok önemli başlıklar var. Tabii ki hepsini bir anda incelemek mümkün değil ama mesela data engineer'e bakalım. Çünkü Google tarafında data engineer'in içinde machine learning de var. Örneğin data engineer'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ya diyor ki işte bu bir data engineer programı diyor bu. Şu şekilde şey yapabilirsin falan, başlayabilirsin. Neler olabilir? Burada bu certification tabii ki bir sınavla da arkadaşlar oluyor. Sadece eğitimle değil, işi bitirdiğiniz anda bir sınav aslında söz konusu oluyor. Ve o sınava göre sizi değerlendiriyor. Ama burada ne var? Big Data ve Machine Learning Fundamental eğitim var. Biz elimizden geldiğince öğrencilerimize, akademiyi takip edenlere zaman zaman resmi bir şekilde Google'ın desteğinde bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Big Data ve Machine Learning Fundamental eğitimi. Bugüne kadar yüzlerce kişiye verdik bunu. Dolayısıyla bu işin başlangıcı. Sonra Data Engineering Google platformu var. Bununla başlıyor. Sonra İsmet Hocam'ın bahsettiği değil mi? İnanılmaz önemli bir şey. Serverless teknoloji. Ama o serverless teknolojinin anahtar ürünlerinden bir tanesi. Data Flow. Sonra aktif uygulama çalışmaları. İşte cloud kaynakları, işte data, işte şey tarafı, arkadaşlar ML tarafı, AI tarafı kendi içinde ve sınava hazırlanmakla devam eden bir süreç bu. Mesela Data Engineering on Google Cloud diyor ya, kurslarımızdan bir tanesi bu. Bakın kurslar bunlar. Şimdi tabii ki işin içinde data, ML ve diğer Google Cloud taskları da dahil. İşte Engineering Google Cloud nasıl oluyor falan. Bütün bunlardan oluşan bir süreç. Biz bu süreci mümkün olduğunca kendi Data Engineering, Cloud Engineering eğitimimizin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Ama tek başına bununla da sınırlı kalmak istemiyoruz. Çünkü bazen onu görüyoruz. Pink atmasını bilmiyor kişi. Ama işte diyor ki işte ben şöyle o kolay iş, önce onların halledilmesi gerekiyor. Peki ne var bu eğitimde derseniz? Ne konuşuyoruz bu eğitimde? Mesela başlıyoruz. Bakın Data Engineering'in rolünden başlıyorsunuz da BigQuery'ye detay. Data Lake ne, Data Warehouse ne? Transactional sistemlerle Data Warehouse sistemlerin karşılaştırmasına kadar devam eden bir şey. Ama şunu söyleyeyim, aslında çok da vaktinizi almak istemiyorum. Soru cevaba gitmek istiyorum. Data Engineer ne yapar? Bu bizim için çok önemli. Data Engineer pipeline oluşturur. Ne için? Data Driven Decision yapabilmesi için. Bu günümüzdeki en önemli şey. Şirketlerin Data Driven karar verebilme yetkinlikleri. Bunun için
data pipeline'lar oluşturabilmek. Bu çok önemli. Yani şuna benzetiyorum aslında ben bunu. Petrolü diyelim ki buldunuz. Direkt arabanıza entegre edebiliyor musunuz? Hayır. Scale edebiliyor musunuz bütün arabalara? Çünkü biz diyelim ki Türkiye'de petrolü bulduk. Peki. Petrol veri her yerde var. Peki ben nasıl arabama bu petrolü dahil edeceğim? Sadece kendi arabama koymam da yetmiyor. Bütün Türkiye'ye satabilmem lazım. İşte data engineer bu işi yapıyor. Bu pipeline oluşturuyor. Data'yı olduğu yerden alacaksın. Gerektiği gibi data lake'ler kuracaksın. Bir rafineri kuracaksın. Entegre edeceksin. Temizleyeceksin. Hazır hale getireceksin. Ondan sonra dağıtımını hazırlayacaksın pipeline'larla. Ve servis edeceksin. Kullanacak olan benzin istasyonlarla. En sonunda da evet. Bir product haline getirip data science'ların önüne koyacağız. Hatta data science işi kısmında bunun içine dahil olacak. Bizim bütün aslında buradaki şeyimiz, sürecimiz bunları sağlamak, bu yetkinlikleri. Tabii bunu yaparken de dediğim gibi tekrar Google'a teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek veriyor. Hem işte öğrencilerimizin bu eğitim imkanlarına çok daha ucuza sahip olmasına, hem dünya kalitesinde bir eğitim almasına. Çünkü baktığınız eğitim dünyanın her yerinde aynı eğitim söz konusu. Amerika'ya da gitseniz ben data engineer eğitimi alacağım dediğiniz zaman farklı bir eğitim yok ama binlerce dolar. Dolayısıyla öyle bir farklılığı söz konusu. Biz bunları tabii onların sayesinde Türkiye'deki Google ve ekibinin yakın işbirliği, yakın desteği sayesinde çok daha uygun fiyatlarla insanlarla, öğrenci arkadaşlarımıza, uzmanlarla, kurumsal şirketlerimize buluşturabilme şansını elde ediyoruz. Evet, benim söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yani çok uzun da şey yapabiliriz ama çok teknik bir session zaten İsmet Hocam end-to-end yapınca bize bir şey kalmadı aslına bakarsanız. Tabii çok detay var her bir üründe ama end-to-end net, resim net yani. Zekeriya Hocam, ağzına sağlık. Yani şu konuşmanda ben en çok bir data engineering tanımına bayıldım. Uzun süredir herkese anlatıyoruz. Ama izninle ben senin bu tanımı kullanacağım başka. Evet, bizi... Zekalarda da. Ben sevinirim Emre Hocam. Yani neticede bizim birçok tanımımızı çok kişi kullanıyor. Sizin gibi hiç olmazsa beraber çalıştığımız bu konuda uzun zamandır tecrübelerini bildiğim arkadaşlarım. Ama gerçekten böyle. Yani veri her yerde, evet, bütün dünyada petrol çıkıyor. Hadi bağla arabana. Ayrı bir proses kesinlikle. Yani hatta... nasıl yapacağız bunu yani? Ya da doğalgazı bulduk ama denizin 2000 metre altında. Kesinlikle. Yani burada ben şeye de bağlamak istiyorum. Tanımının sonunda bir yerde data product dedin ha. Evet. Yani data product... günümüzde çokça da konuşuluyor. Data Lake'in üzerinde aslında Data Mesh dediğimiz konseptler biraz daha bu data product'ları adresliyor. Yani ben tabii datam çok her yerde. Mikroservislere geçtim. Her biri ayrı database'lerde datalar üretiyor. Birçok nokta var. Önümüzdeki session'larda Starburst'ten Andrew diye bir paydaşımız da aslında Data Mesh konusunu anlatacak. Şu anki katılımcılarımıza da şiddetle tavsiye ederim. Data Mesh'i gerçekten hayata geçiren kurumlarda, globalde evet, nasıl hayata geçiriyorlar? Bunlarla alakalı bilgiler paylaşacak. Zekeriya Hocam çok teşekkür ederim vaktin için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten için. De özellikle Andrew'yu da biliyorum. Kesinlikle yurt dışında bizim o zaman open source projeleri sunduğumuz Barcelona'da da beraber denk gelmiştik. O da bir konuşmacıydı. Orada da tanışma fırsatım olmuştu. Bugün kullanan şirketleri duysanız zaten Türkiye'de hani inanamazsınız. Dolayısıyla mutlaka o session'ı arkadaşlarımızın katılmasını, ben de zaten bizim başta kendi eğitim tarafındaki arkadaşlarımız olmak üzere herkese tavsiye ediyorum. Çok kıymetli bir session olacak. Sorularda bilmiyorum Emin Hocam, var mı şey yapmak istediğimiz bir soru? Yok herhalde. Şu anda yok Zekeriya Hocam. Olanları cevapladık. Okay. Eğer herhangi bir sorunuz olursa bu eğitimi kapattığınız zaman bir form karşılayacak sizi.
Şu anda chatten de paylaştık. Buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm sorularınızı hızlıca cevaplamak için elimizden geleni yaparız. Bundan sonraki oturumlarımızda da devam eden günlerde sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederim katılımlarınız için. İsmet anlatımın evet. için çok teşekkürler. Evet. Zekeriya Hocam. Teşekkürler herkese. Teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.